yurtu köpçülük kepti. Zeyrek nasdan gaplaşıp turganız yaxşı. Xo'p, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va sallatu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum qadirdon aka ukalar, opa singillar, qadamilarga hasanot, ilm. İlim meclisi aytilsa, yurakdan shu ilim majlisiga qatnashaman deb kelib yig'ilib o'tirganlar uchun alohida tashakkur. Alloh subhanahu va taoloning va'dasiga ko'ra ilim majlislarini farishtalar tavof qiladi. O'sha farishtalarning tavofidan va ularning biz amin degan duoyimizga amin deyishdan umid qilib majlisimizni boshlaymiz. Hozir aytilgan mehmonlarimizdan yana ba'zilari kelishi kerak. Ungacha muqaddima yasab tursak ham bo'ladi. Bugun kitobimiz Ani rahim o'zi kayfiyati salat ala dawi madhhabi Abi Hanifa kitob nomi arabchasi. Abu Hanifa rahimahullohning mazhablarini yog'dusida, ya'ni u kishining ijtihod tushunchalarida Hanafi mazhabining namozlarini ko'rinishi. Biz o'qiyotgan namozimizni farzi, sunnati, mustahabi barcha amallarini dalillari keltirilgan, barchasini. Boshidan boshlab bu kitobni ko'pchilikda olgan bo'lsa ko'rgan, bo'lmasa olsangiz ko'rasiz inshaalloh. Kitobda matn degan alohida joy bor. Arab adabiyotida, arab kitob sohasida bu juda mashhur bu. Har bitta amalni dalillarini alohida mazhab ulamolari qilgan. Hanafiy mazhabiga ko'ra bizni o'zbek tilimizda aynan bu shaklda kitob yo'q. Kitobni yozilishiga asosiy sabab ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh Toshkentda bo'lib turgan paytlarida bir masala ko'tarilgan. Masala erkaklar bilan ayollarning namozi bir xil degan gap. Bu gap shundoq tarqamagan, janjal bo'lib tarqagan. U paytda ijtimoiy tarmoqlar juda ham aktiv emas. Xalq orasida tarqab qoladi. Ayollar bir jamoasi chiqib olib, erkaklar bilan bir xil namoz o'qiymiz deydi. O'zgarish yo'q. Nimaga? Birorta hadis yo'q ekan ayol bilan erkakning namozini o'rtasidagi farq. Nimaga desa, o'sha mashhur bir zotning kitobi bor. Kayfiyati salat degan kitob bor. Albani rahimahullohniki. O'sha kitobda shu gap bor. Shuni tarjima qilib tarqatishgan va xalqimiz orasida ixtilof boshlangan. Janjal boshlangan. Hazrat rahimahulloh hamma narsaga mayli derdilar, ixtilofga mayli demasdilar. Ya'ni ixtilofni oldini olish uchun qo'ldan kelgan harakatni qilardilar. Shunda bu kitobni arabiy matnini menga berdilar. Aytdilarki, mana shu kitobni tarjima qilingsiz dedilar. Va kitobni olib tarjima qildim ben. Tarjima qildim. Bu yerda boshida mana 34 ta matnga 34 ta mı? 37 ta ekan. 37 ta matnga bo'lib chiqdim. O'zi kitobda matnga bo'linmagan. Dalillarni alohida keltirgan uchun hisoblab chiqsam 37 ta matn bo'ldi. Bizni niyat qilib, quloqni qoqib namozga kirishib, sanoni aytib, a'udu bismillahni aytib, Fotihani o'qib, zam surani qilib, keyin ruku qilib, rukuda subhana robbiyal a'lo deyish, rukudan qaytish, qaytganda robbana va lakal hamd deyish, samiyallohu liman hamidah deyish, shu kayfiyatda 37 ga bo'lgan. Va hammasini orqasida dalillarni keltirgan. Hanafiylik usuliga ko'ra. Ya'ni biz hozir Hanafiy mazhabi bo'yicha namoz o'qirkanmiz, xotirjam bo'ling. O'qiyotgan namozimiz aynan payg'ambar alayhi salatu vasallamning namozi. Chunki hadis bor. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Qanday namoz o'qiganimni ko'rgan bo'lsanglar, shunday o'qinglar deganlar. Bu hadis asos. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni eng ko'p mulozamat qilgan, eng ko'p Rasulullohning oldilarida yurgan sahobalar ro'yxatida birinchi o'rinda Abdulloh ibn Mas'ud turadilar radhiyallohu anhu. Hanafiy mazhabining dalillarini eng quvvatli manbasi Abdulloh ibn Mas'ud. Eng oxirgi namozni o'qib berganlar, eng oxirida payg'ambar alayhi salatu vasallam qanday o'qiganlarini ko'rsatib berganlar. O'sha kayfiyat mana shu kitobda ko'rsatilgan.
Ve deliller diğerli Hanefi usulü bilen keltirilgen. Mesela raf'ul yedeyn. Deliller keltiremiz bu deyem. Raf'ul yedeyn var özü. Mezheplerde doğru mu? Nima uchun bu da deliller bilen keltirilgen. Çünkü Umar radıyallahu anh raf'ul yedeyn kimegen. Abu Bakir raf'ul yedeyn kimegen. Abdullah ibn Mas'ud raf'ul yedeyn kimegen. Onga yakın katta katta sahabelerini deliller bilen keltirip şunu için kimeyimiz. Ha raf'ul yedeyn kimeyimiz dese tamam ular özlerini usulleri bilen oge. Özlerini usulleri İmam Şafii'de İmam Ahmet ibn Hanbel'in mezheplerde oge. Biz nemege amedik dese biz onu nesh de bilemiz. En ahırı okuligen namazda yoktu. Değil mi bu usullerini keltirgen? Kim tercüme tügedi. Tügegenden ki hatırlatki bir kimette ettim. Ve bizi aldın. Bana böyle başka kitaptan Türk taharat ve namaz hükümleri. Yani delilsiz keltirilgen metiller. Bunun tafsilat var. Çünkü o tafsilatlarını verildi. Seferde yüresiz mi, hazarda bolasız mı? Üyde mi, koçede mi? Bu kitapta namazga, taharatga tegişli. Meseleler diğerli zikir kılınca. Taharat ve namaz kitabı. Bu ikkalasını birden çıkaramız dedik. Lekin Hazreti Rahimahullah'ın umurlara vefa kılmadı. Allah rahmet kısın. Lekin bu kitabını inşallah savab, acir Allah Ta'ala kabul kıyken bu ise Hazreti Ruhlar'a bahşede kılamız. Allah Ta'ala o kişiye sadakaya cariye kılsın. Bu işler bizni fakat yine ortadaki bir ravi hizmetimiz halas. Aslı bu işlerin tepesi de Hazreti Rahimahullah'ın dalaletleri, yani o kişinin bizge yüklegen vazifeleri. Aytardılar ki, sizler özgürlendi kimliğini bilmeysiler. Sizler iş kılışıylar gerek. Sizler kıla alasılar, yazı alasılar. Sizler hem kitap çıkara alasılar. Deyip bizge motivasyon verirdi. Biz ona kadar, özümüz ona kadar bilmesedik. Oşa motivasyon bilen bu kitaplar bana çıktı. Elhamdülillah, Rabbil Alemin. Hatalar kemçilikler albatta boladı. Bizi eşittirgen yarı dost biraderlerimizden umid kılanız hatanı albatta kızı bilen belgiley ve bizge yetkazin keyingi naşırlarda hatalarını ıslah kılışlıkke hareket kılamız. İnşallah. Kıskarak tarihi şu yengirak sohbetle şeydik dedik. Savallar bulsa saval cevap kutursakken boladı. Peki mülahazalar bulsa. Ey maşallah. Assalamu aleyküm. Hop. Şey yaxşı bir sual verəcəm orada 3 kişiyə salamızam. Siz özü təndə verəsiz. Ən yaxşı sual. Keyin şükürdük. Elhamdullah. Bu gün aligə noadəti şəkildə rejamız var idi özü. İşlər çox tığız olub qalğanlığı üçün biroz sizlarga noqulayroq joy bo'lib qoldi, lekin noqulay emas o'zi. Bu joyni ham fayzi barakoti bor. Hazrat rahimahullohning nazarlari tushgan, duolari ketgan joy. Bundan umid qilamiz. Bugun noodatiyroq. Kim bu kitobdan olib kelsa, iloji boricha imzo qo'yib beramiz. Imzo kuni deb atamoqchimiz bugungi kunda o'zi. Undan tashqari agar ajoyib savol bo'lsa, 3ta savolga mukofot ham bor ekan. Mendan besoroq mukofot olib qo'yishdi, berar ekanmiz xullas. Savollarga ham yaxshilab e'tibor berish kerak. Ustozimiz Muhammad Ayib domla keldilar. Hozir Muhammad Ayib domlaga suhbatni bersak-da, haqiqatda majlisimiz ne abish ne bo'lyapti. Rejasiz boshlanib, rejasiz davom etyapti. Domla, xush keldik. Endi sizga bir ikki og'iz so'zga bersak. Bal, o'tirsin mana. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamdan yuvafi ni'amahu ve yukafi'u mezide. Vessalatu vesselamu ala eşrefi halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem mümin Müslüman kardeşler. Allah subhanahu wa ta'ala'nın tevfiqi bilen, Allah ta'ala'nın hidayeti bilen, onun fazli bilen, bugün
ustozimiz, shayximiz, pirimiz, murshidimiz Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah asas sahibi ketken bu mübarek dergahda ilim dergahda ilimini tarqatishlikda en ilgar dergahda siz azizler bilen yana bir ilimge bölgen hizmetini takdimatını utkiziş marasimida uchrashib turibmiz. Allah Ta'ala ta kıyamet geçe bana şu hilal neşirini ustozimiz asos solib ketgan hilol nashrni nafaqat O'zbekiston xalqiga balki butun dunyo musulmonlariga ilm o'chog'i, ilm manbai bo'lib xizmat qilishini tavfiqini o'zi nasib etsin. Haqiqatda ustozimiz birinchi bo'lib shu kitoblarni o'zimizda nashr qilamiz deb ustoz Ismoiljon domlani shu ishga safarbar qilib, birinchi marotaba shu yerda kitob nashr qilingandi. Hali unda kichkinagina Ramayor degan katta masada nima bosadigan bosmaxonasi, eski 70-chi yillar, 80-chi yillarda chiqqan bosmaxonada kitob bosilgandi. O'sha paytda bizning darsimiz dushanba kuni bo'lardi. Borsak, Hazrat xuddi yosh bola quvongandek quvonib, shunaqa xursand bo'layaptilarki, go'yoki butun dunyo o'kishiniki bo'lgandek xursand edilar. Biz o'zimizni nashriyotda, o'zimizni bosmaxonada kitob nashr qildik. Mana deb o'sha bosilgan kitobni ko'rsatyapti. To'g'ri, o'sha davrda juda ham sifatli kitob emas edi, lekin birinchi bo'lib yozilgan, bosilgan kitob edi u. O'shandan boshlab mana bugungacha hozir bu ham hali tatavvur marhalasini, rivojlanish marhalasini hilol nashr bosib o'tdi. Mana hozir ko'rib turibsizlar atrofdagi kitoblarning sifatini. Inshaalloh faxr bilan aytamiz, O'zbekistonda sifat masalasida, tashqi ko'rinish sifat masalasida, ma'no e'tiborida bu nashriyotga hilol nashriga yetadigan bir joyi yo'q. Alloh taolo buni davomli qilsin. Chunki Alloh taolo bir bandaga yaxshilikni iroda qilsa, hadis sharifga ko'ra, u bandadan boshqalarga manfaatni ko'paytirib qo'yadi. Ana shunaqa bir muqaddas, muborak, xayrli bir joyda bugun yana takror aytaman, o'sha ilmga qilingan xizmatning davomi sifatida yana bir xayrli ish, barakotli ish Imom Mashhadoniyni Hanafi mazhabidagi namoz dalillari haqidagi kitoblarini do'stimiz, birodarimiz Abror domla tarafidan bir necha yillar oldin tarjima qilingan edi. Birinchi marta tarjima qilganlarda maslahat bilan Hazrat Rahmatullohning maslahati bilan qilingan bo'lsa, keyin uni ko'rib chiqish, maslahatlashish, ba'zi bir iboralarda mulohazalashish masalasida fikrlashgan joylarimiz juda ko'p bo'lgan. Bir marta nashr bo'ldi. Allohga hamd bo'lsin, yana qayta nashr bo'lib hozir mu'min musulmonlarning xizmatiga dinimizni rivoji yo'lidagi katta bir xizmatga inshaalloh taqdim bo'lib turibdi. O'zi hamma kitob muhim, ayniqsa Hazrat Rahimahullohning hamma kitoblari muhim. Biror bir muhim emas kitoblar yo'q, biror bir munosabatga bog'lanmagan kitoblar yo'q. Ammo hozir bugunni talabi, hozirgi yashab turgan muhitimizning talabi taqozo qiladigan eng muhim narsalardan biri din dushmanlari tarafidan. Bular ichimizdan chiqqan bo'ladi yoki tashqarida turgan bo'ladi, ahamiyati yo'q. Hanafi mazhabiga juda ham xunuk tarzda bir musulmonga yarashmaydigan ko'rinishda axloqsizlarcha hujum boshlangan bir kunda ba'zi bir holatda hozirgi holatda bu kitobni bu Mashhadoniyni namozimiz dalillari kitoblari rosa haligi og'riq nuqtaga malham qo'ygandek bir holat bo'ladi. Juda qattiq tanqidlar ko'r-ko'rona bilmasdan turib Hanafi mazhabini dushmanchiliklar qo'shtirnoq ichidagi do'stlarimiz tarafidan rivojlantirilyapti kundan kunga. Oldindan bo'lgan bu, bugungi gap emas bu. Bular bugun paydo bo'lmadi bu. Qadimdan Abu Hanifa rahmatullohi alayhining tiriklik paytlarida boshlangan hujumni bugungi davomchiladi. Abu Hanifa payg'ambar emas. Bir narsani bilib olaylik. Alloh rahmatiga olsin.
bütün mazhab imamlarının birortaları masum emaslar. Xato qilish haqlari bor ularda. Lekin bugunni odamlariga o'xshagan ham emaslar. Bugun 4 ta hadis yo 2 ta oyatni yaxshilab o'rganib olib, keyin o'zini mujtahid deb e'lon qilib, fatvolarni tarjih qilayotgan ayrim kimsalar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi zamonida yashagan uydagi xizmatchisini tirnog'iga arzimaydi. Uydagi xizmatchisini tirnog'iga arzimaydi. İmam-ı Azam'dan oldin, Abu Hanifa'dan oldin biror bir kişi fiqhni boblarga ajratib tadvin qilmagan. Avvalu man dawwana al-fiqha va bawwabahu deb keladi o'kishini. Hech kim o'kishidan anchadan keyin Imom Malik qilganlar. Lekin Imom Malik qilganlari Abu Hanifa rahmatullohining qilganlarini yaqiniga ham bormaydi. Imom Shofiyiy, Imom Ahmadlar rahimahumulloh hammalari Alloh ulardan rahmatiga olsin. Alloh rozi bo'lsin. Bularning barchalari Abu Hanifa rahmatullohi alayhi tuzib ketgan uslub asosida keyin qilishgan. Endi bugun Imom Azamni 60 ta hadis bilgan, hech narsani bilmasdi, ray ahli, faqat fikr bilan yashagan, hadisni bilmagan, oyatdan xabari bo'lmagan deb ayb qo'yayotgan kishilar o'sha muhaddislar sultoni bo'lgan Imom Ahmad bin Hanbal İmam Şafii hadis bo'yicha bular agar oldinda deb bilsa, boshqalarga nisbatan bularga hadisda ustoz bo'lgan kishi. İmam Abu Hanifaning shogirdlari İmam Muhammadning oldida o'sha hadis bo'yicha eng hamma mazhablarning ichidagi 4 mazhab imomlarining ichida eng ko'p hadis bilgan deb da'vo qilinadigan İmam Şafii rahmatullohi alayh İmam Muhammadning shogirdi bo'ladi. Oldida o'qigan İmam Abu Hanifaning kitoblarini. Masalaga insof bilan qaralsa Hanefi mazhabı ta bugüngeçe yaşap geldi. Mumun Müslümanların hizmetini kıldı. İnşallah ta kıyamet geçe Allah Subhanehu ve Teala'nın fazlı bilen, Allah'ın rahmeti bilen devam eder. Bir noktaya itibar veriş gerek. Hazır halif tu'raf degen kaydaga o şu muhalifler hem faydalanıyordu. Adamların içi de bazı bir geplerini tez keresini yaparsan tez de maşgul bölesin degen kayda var. Ustozimiz Luay Xalili hozir shu o'zlari Urdunda yashaydilar. Luay Xalili sanab-sanab aytadilarki, o'sha bemazhablar ko'tarib, hozir odamlarning miyasini aylantirayotgan masalalar bor yo'g'i 26 ta. 26 ta masalani ustida butun ummatni boshini aylantiradi. Afrikaga borib, Afrikadagi o'sha bemazhablarni ko'targan masalasini Unda tagini ko'tarsangiz 26 tani atrofida aylanadi. Janubiy Osiyoga borib, Indoneziyadagi bo'ladigan o'sha bemazhablarni ko'tarayotgan muammosi shu 26 tani ichidan 10 tasi yo 8 tasi voqelikka qarab turib. Yoki O'zbekiston kelib qarasangiz ham xuddi shu. Bular uchun navbatchi masala bular. Dejurni masala deymiz-ku, navbatchi masala doim yonida ko'tarib yuradi, bir joy keladi, o'sha yerda shuni gapirmasa bo'lmaydi. Omini jahri aytish kerak deydi. Yo tarafulardan turib namoz o'qmaysizlar, sizlar namozingizga namoz emas deydi. Bu endi fiqhda. Aqidadan ham 5 ta 6 ta bor. Aqidadan ham ayni musulmonlarning boshini aylantiradigan, musulmonlarning fikrini buzadigan, musulmonlarning o'rtasidagi safini parchalaydigan 5 6 ta masalani ko'taradi. Nimani ahad hadisni aqidaga olish olmasligi masalasi. Yoki bo'lmasa o'shandan kelib chiqadigan masalalar bor, Alloh qayerda va hokazo. Bularning barchasi, demak, bugun hozirgi paytda qo'zg'alib, musulmon yoshlarni boshini aylantirib qo'yayotgani odamni ichida nima qiladi? Ta'assufga soladi. Yaqinda bir joyga bir yaqin deganimga 4-5 oy bo'ldi. Eski shahardagi mahallamdagi bir odam uyiga haqiqaga aytdi. Borsam 15 ta 20 ta odam bir xonada o'tiribdi. Shuning ichida bir 5-6 ta yoshroq yigitlar bor. Shu borib o'tirishimdan boshlab Abu Hanifani ta'n o'kishi haqlarida aytilgan butun yomon gaplarni hammasini yig'ib oldi. Yodlab olgan, kimdir yodlatgan unga bir 10 ta so'zni. Aqidadan o'sha men hozir aytib o'tganim 6 ta masalani yodlab oldi. Yodlab oldi deganimiz savol berish yodlab oldi. U masalani bilmaydi. Suhbat boshidan oxirigacha go'yoki meni mot qilish uchun savol berib, men bilan bahslashmoqchi bo'ldi.
Mayli Allah hidayet etsin, meni ham uni ham. Lekin bir tinç, xotirjam, osuda, ittifoqda aqidasi to'g'ri, fiqhi to'g'ri yashayotgan xalqni ichiga shunaqa fikrlarni solib, ularni bo'layotgan odamlar qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloning iqobidan qattiq qo'rqsin. To'g'ri, ularni hammasini inshaalloh to'g'riladik, Alloh muvaffaq qildi, to'g'rilandi ular. Biz bilmagan ekanmiz dedi. Mayli, bir yarim soatdan ko'proq vaqt ketgandir. Lekin u 6 ta xolosda u yerda. Xalqning ichida bunaqa gap juda ham ko'p. Shuning uchun mana bu hozirgi taqdimoti bo'layotgan kitob Hanafi mazhabini namoz bobidagi dalillari bilan keltirilgan bir kitob shaklida keltirilgan. Mashhadoniy shuni qilgan, ba'zi bir qo'shimchalar bilan domla qayta tarjima qilib, qo'shimchalari bor ichida, izohlari bor. Masalan, bitta hadis keltirilgan joyiga qo'shimchalik ikkinchi hadis keltirilgan joylari bor. Bular boyitilgan. Bugungi yoshlar Hanafiylarga tanqid ko'zi bilan qarayotgan yoshlar insof bilan o'qisin, bo'ldi, boshqa narsaga kerak yo'q. Shu o'rinda bir aytmoqchiman. Abror domlaning mehnati bu qilgan ilmiy taqdimi, ular uchun qilgan taqdimini juda ham qadrlagan holda aytamanki, ba'zi bir domlaga nisbatan ichida g'arazi bor, tushunchasi bor odamlar insof ko'z bilan, mayli, domlaning shaxsiyatiga emas, kitobning ichiga qarasin, yaxshilab o'qib chiqsin. Hech bo'lmasa zohir qalbi to'g'rilansin. Irtayu kech va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu deb duo qiladiganlar qiladi shu muammolarni. Va qalbimda musulmonga nisbatan dushmanchilik qilib qo'ymagin, g'illig'osh qilib qo'ymagin deb duo qiladiganlarning hammasi ichi to'la g'illig'osh. Insof bilan o'qib chiqsa bu juda ham katta bugunni, demak, taqdimoti bo'ladi. Shu o'rinda bir narsani aytib qo'yishim kerak. Hanafi mazhabi aslida dalil bilan isbotlanishga muhtoj mazhab emas. Chunki ba'zi masalalar bo'ladi-da, 1000 yillardan beri odamlar amal qilib, o'sha amal qilganiga mustahkam, demak, kitoblar yozib bir-biriga o'tkazib kelayotgan bo'lsa, o'shani o'zi uni sahihligiga dalil. Bo'lmasa 15. asrda hozirga o'xshagan hashabiylar bo'lmaganmi? 13. asrda bo'lmaganmi? Mana bugungi milodiy asr bilan aytganda, hamma zamonda bo'ladi. Bir qaynaydi, qaynab kelib musulmonlarning boshini aylantiradi. O'zining vazifasini qiladi ular, musulmonlarni parchalab, maydalab, dushmanning oldida zaif holatga keltirib bo'lgandan keyin yo'q qoladi ular. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda istaiz billah fa amma zabadu fayadhhabu jufaan. Zabad dedi Alloh taolo, suvning dengizni suviga misolda, bu dengizni suvi qattiq qo'zg'alib bir-biriga chayqalganda ustida juda ham qattiq baland ko'piklar paydo bo'lar ekan ba'zi paytlarda. Balandligi 1 metr, 3 metr, 5 metr ko'pikka aylanib ketadi. Dengiz sohilida yashaydiganlar biladi buni. Keyin ma'lum muddat suv tingandan keyin, suv o'zini holatiga kelib olgandan keyin ustidagi ko'pik fayadhabu jufaan, yo'q bo'lib ketadi. Yo turadi mu ko'pik? Yillar turgan ko'pik bormi? Yo'q. Bir hafta ham turmaydi, 3 kun ham turmaydi. Bugun shu ixtilofli masalalarni ko'tarib, musulmonlarning boshini aylantirayotganlar o'sha ko'pik misoli. Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi. Wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkutu fil ard. Alloh taolo davomida aytadi oyatni. Odamlarga manfaat keltiradigan narsa esa fayamkutu fil ard, yerda turadi. Suv turaveradi. Mana o'sha dengiz payg'ambar alayhisolam davrlarida ham dengiz, hozir ham dengiz ustidan ko'pik kelib ketadigan narsa. Bir chayqalganda paydo bo'ladi, yana ketadi. To'rtta mazhab xuddi shu suv har zamonda chiqadigan o'sha g'ulomlar ixtilofchilar ustidagi ko'pik. Inshaalloh, men Alloh subhanahu va taolodan umid qilib so'rayman. Bu mashhadoniyning kitoblarini mu'min musulmonlarga foydali ilmlardan qilsin. Ayniqsa Hanafi mazhabi dalilsiz degan odamlarning inshaalloh o'zlariga, qalblariga taskin beradigan bir ilm bo'lishini Alloh muvaffaq qilsin. O'tgan asr 19. asrni o'rtalarida yashab vafot etgan buyuk olim Zafar Ahmad Tahanaviy rahimahullohu ta'ala o'zlarini I'la ussunan degan kitoblarini yozishni boshlashdan oldin mana shu kabi
mazhabga hanafilarga tosh otadiganlar, mazhabni ayblaydiganlar, yomonlaydiganlar ko'payib ketganda imom Tahaynaviy rahimahulloh o'sha e'lon ustidan degan kitoblarni yozganlar. O ciltte her kıl, nâşirlerde her kıl, 30 cilt geçir. Cüde katta miktardaki kitap. Hanefi mezhebede bura bir mesele yok ki, onge 3'te, 5'te, 10'te hadis bu mesele hamesine bağırlığını ispatlar üstün yazdırken kitap. Hadissiz bura da mesele yok Hanefilerde. Hamesi ya ayetke suyengen boladı, ya hadiske suyengen boladı. Bana hazır o şey, Tehanevi Rahmetullah'ın eyle usulünün kitapları, hazır geçe dostu düşman muhabbet bile okuyduğun kitap. Mukaddimesi de bir acayip gibi yapıyorlar. Tahanevi. Ben asrımızdaki bazı bir mutatafil de baytadı o kişi. Mutatafil de yani bir dasturhanga çakırılmadan o uzu kelip üstüge oturup alıp her nersede konu tekize bırakıyan adamını mutatafil deyildi. İkinci manası tufayliğini başka çarama manası. İkinci manası hala o'sha gapni gapirishga, o'sha ilmda bahs qilishga haqqi bo'lmagan bir yosh go'dak kabi kishilar. Mutatafillarni Hanafi mazhabiga qilgan haqoratlarini yu tanqidlarini ko'rib, ushbu kitobni ta'rif qilishga iroda qildim deganlar. Yana bir marta aytaman, Hanafilik aqida jihatidan ham, fiqh jihatidan ham juda katta dalillarni keltirib isbotlashga muhtoj emas. Ammo muhtoj bo'lmasa ham biz o'zimizni nimada ekanligimizni boshqalarga bildirib qo'yish, boshqalar o'ngga chapga ketib qolmasligi uchun, mustaqim yo'lda turishligi uchun buni aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ustozimiz boshlab bergan, Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf boshlab bergan bu ilm xizmatini to qiyomatgacha davomli qilishini Allohdan so'rab qolamiz. Bugungi mana taqdimoti bo'lib turgan kitobni mu'min musulmonlarga foydali, xalqimizga manfaatli bo'lishligini Alloh taoloning o'zi hammamizga o'zi muvaffaq qilsin. Bu ilmiy ishda mehnat qilgan, harakat qilgan, avvalo buni tarjima qilishda juda ko'p ter to'kkan. Men o'sha paytda avvalroq juda ko'p ter to'kdim, men buni bilaman. Qattiq ter to'kdim. Tarjima qilish jarayonida yaxshilab qiynalib qilgan. Esimda bor, bitta iboraning ustida ancha-ancha aylangan kunlarni bilaman. Yani bu ter tökülgen, özce bu kalmayken. Anca bu 15 yıl aldın bugün, yok anca, kanca bu, köprağın bu oldu ama. 10 yılca bu. 10 yılca aldın bugün işte bu. Yani kayıtta kurup, bugünkü hazır kolumuzda naşit bulup, gelişide hizmet kılgen. Abrar Domla'dan tartıp ta, bu naşiriyat işi de, tahrir işi de, yani bugün takdimatını teşkil etişte, hareket kılgen Abdülvahid braderimiz. Berçelerde Allah daha iki dünya saadetini istersin. Bu amelini avvala, xolis Allohning roziligi uchun qilingan amallar qatorida huzurida qabul etasiz. Buni ichiga har xil dunyoviy, shaytoniy vasvasalar, fikrlar aralashib qolishdan qalblarimizni Alloh taolo o'zi muhofaza qilsin. Juda bir go'zal ilmiy ham maydon, ham bahs, ham bir kitobning taqdimoti bo'ldi. Men qatnashganimdan, shunga bir ishtirok qilganimdan juda ham xursandman. Alloh taolo menga ham manfaatli qilishini o'zidan so'rab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا المستضعف أزيز خاتم الشيخ سرقشل البرجلة المزن قدام المزج الله سبحانه وتعالى أز أجر حسنات لرياسن وبو علم üçün dinimizning rukni bo'lgan namoz ibodati masalalariga doir bir go'zal kitobni taqdimoti uchun bosib kelgan qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Yuqorida ustozimiz Muhammad Ayub domlamiz juda go'zal bir nuqtalarni aytdilar. Ba'zi bir jumlalar, ba'zi bir fikrlar ilmiyroq bo'lsa-da, inshaalloh hammamizga tushunarlik bo'ldi, lekin bu jumlalarni ba'zi kishilar yaxshi anglamaganda nega shu mavzuga ko'tarilarkin, gapirarkin degan xayolga borishlari ham mumkin. Lekin buni tadabbur qilinsa, biroz kitob ko'rilsa, bu yerda aytilgan gaplar juda katta ahamiyatga ega va ko'plab muammolarga inshaalloh yechim bo'ladi degan umiddamiz. Men avval kitobni taqdimotini qilsam, ijozat bersanglar, chunki kitobni odatda muallif o'zi taqdim qilmaydi. Muallif kitob yozilish sababini gapirib beradi.
turtki bo'lgan omillarni gapiradi. Kitob yozishda o'zi kechirgan qiyinchiliklar, yutuqlarni gapirishi mumkin. Lekin kitobning tavsifini muallifdan boshqa odam qilsa to'g'riroq bo'ladi, go'zalroq bo'ladi. Shuning uchun taqdimni biz qilamiz, keyin Abror domla o'zlari yana xulosalarini aytadilar. Ustoz Muhammad Abdullamiz kirish qilib berdilar hisobda. Endi kitobni taqdimini qilsak bo'ladi. Kitob Abdulvahob Mashhadoniy qalamlarga mansub kitob aslida. Bu kitobni arab tilidan domlamiz o'zbek tiliga tarjima qilganlar. Kitobning boshida mana muqaddima qismi bor. Muqaddimada bir qancha muhim ma'lumotlar aytilgan, jumladan hadis ilmiga doir istilohlar ham tushuntirilgan. Mana ahad hadis, qanday hadis, mursal degan, saduq, keyin mana jarh va ta'dil jumlalari bor. Bir muhaddisni birov ishonchsiz desa qanchalik tushuniladi uni, ishonchli desa hadisi olinadi, yoziladi desa nima tushuniladi. Mana bular hammasi birma-bir izohlab o'tilgan. Juda qisqa satrlarda bo'lsa-da o'quvchiga, ya'ni bizning o'zbek o'quvchiga yetarli bir ma'lumotni bera oladi. Buni nega keltirgan? Bu boshda nega bu gap muqaddimaga kiritilgan desa, chunki hadis kitobning ichida hadislar keladi. Hadislar kelgan paytda hadislarni hanafiylar tanlaganini dalillash uchun raviylar ustida ham bahs boradi. Siz aytayotgan hadisni falonchi raviy aytgan, uni falonchi bundoq degan. Ishonchliligi bu darajada, biziki bu darajada degan joyda mana shu istilohlar ishlaydi. O'shalarni o'quvchi tushunishi uchun muqaddimaga bu demak ma'lumotlar berilgan. Shuning uchun kitobni agar o'qib rostmana istifoda qilaman degan odam bo'lsa, u boshidan bismillahirrohmanirrohim deb ish istilohlar bilan o'qib borish kerak va orada murojaat kerak bo'lsa, masalan, shu mana bu hadisni tarjihida yoki ta'dilida mana bu jumlani tushunmadim, yuqorida nima deyildi deb qayta murojaat qilib ko'rib, demak qanoat hosil qilishi oson bo'ladi. Mana shu joyda yana bitta fikrni biz tushunib borishimiz kerak. Esga kelganda, mana mujtahidlar ijtihod qiladi. Nega hammani haqqi yo'q deymiz? Hozir ba'zi bir kishilar domla yuqorida aytgandek, ertalab o'tirib Google domladan hadislarni so'rab olib, jamlab, peshindan keyin ijtihodini e'lon qilyapti. Ertaga o'sha hadisni so'rasangiz ayta olmaydi, o'zini ham ayta olmaydi, robisini ham ayta olmaydi. Tahrij tarjihini ham ayta olmaydi. Mujtahid bo'lish uchun deganlar Muhammad Avvomi hafizahulloh o'sha aytadilarki, kishi mujtahid bo'lish uchun nafaqat hadisni o'zini, hadisni raviylari bormi? Sanadni o'zi tahlil qila olish kerak. Bitta hadis keldi namoz haqida. To'g'rimi? Bitta roza haqida bitta hadis keldi. Shu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan ekan, ketib tamom assalom deb keta olmaydi mujtahid. Mujtahid Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih, lekin raviylarni tanishim kerak deydi. Nega? Chunki imom o'zining ham chakana odam emas. U kishining raviylari ham chakana odam emas. Ikkalasi bir-biriga zid kelib qoldi ikkita hadis. Endi u imom Muslimning raviysini oladimi, raviysini ustun qo'yadimi, imom Buxoriynikimi? Buxoriy Muslim bo'lgani uchun ustun qo'ya olmaydi. U o'sha raviylarni bitta-bitta tanish kerak. Otasini tanigandek, akasini tanigandek tanish kerak. Falasning Sahih Buxoriyda 1000dan ortiq raviy bor bo'lsa, shu 1000dan ortiq raviyni imom hokim mana qanday degan ekan bu haqda degan bitta ikkita gap bilan emas, u tarjima holi bilan bilish kerak. Ey bo'ldi falonchimi, u falonchidan hadis rivoyat qilgan, u mana u yoshgacha hadisni yaxshi saqlagan, bu yoshdan keyin demak xotirasi o'chgan, bu hadisni u yoshgacha undan oldin rivoyat qilgan, chunki falonchi buni oldiga borgan paytda mana u yillar bo'lgan, bilish kerak. Uni bilmasdan turib ikkita hadisni bir-biriga solishtirib hech kim hukm chiqarishga haqqi yo'q. Mujtahid imomlarimiz o'sha darajada bilimga ega bo'lgan, keyin gapirgan. U bitta hadisni kitobdan tovib olib bilan tarjih qilavermagan. Hozirgi mana shu mazhablardan tanlayman, tarjih qilaman deyotganlarning xohlaganingizdan so'ring, usulingiz nima deng? Shofiyidan Hanafiyni, Hanafiydan Hanbaliyni ustun qo'yish uchun nima dalil? Qani usul? Usul qoidangiz bormi? Hanafiylarning usuli bor ekan, yozib qo'yishibdi qator kitoblarga. Shofiylar yozib qo'yibdi, Imom Shofiy o'zi boshlagan yozishni. Qoyanlar hammasi yozibdi. Siz usulingiz qani deng? Ko'rsata olmaydi. Ko'rsatsa sharmanda bo'ladi.
Tahminen bir usulü var. Sahih hayinde kese racih buladı. Ve hiç onun ilmi gap yok. Hadisinin racih buluşu sahih hayinde gelişi bilen hal bu muydu? Şimdi bu muhaddislerimiz o ravilerini ham tahlil kıla algen için demek hadis rivayetine dair istilahlar verilgen ki bu bizge bir dengizden bir tamçı namuna fakat tahsil tasavvur kılışı için. Kagenini özgüz böyle böyle olasın. Ondan keyin Allah'ın Meşhadani 37'de namazla salamdan tartıp takbirden tartıp yani takbirden teslim geçirdiğini takbirden teslim geçiyor niyetten tartıp takbir geçir, teslim geçir bugün amellerin 37'de metinge bir mebir kirtirip sana bütken. Kula kalkış, niyet, kula kalkış, kulağını kulağı yumuşak geçir kütarış, ondan bundan kılardılar deyip hepsini metinlerini sana bütken de şu metinlerini her bir keyin hadisler kirtirir. Hadisler kirtirgenden keyin öz-özden, mesela ne dedik ki, kolunu kimde yasaya koyuş hakkında hadislerini kirtirgendi. Kolunu kökrekçe koyuş hakkındaki hadislerini hem zikir kılırdı. Ve bu hadislerini neye alma gelinin sebeplerini ayetik edildi. Bundan ne düşünülürdü? Bundan bazı bir espes adamlarının endi Kufa, Medine'den, Mekke'den uzak bugün, çünkü öyle sahabelerken bugün, çünkü öyle hadis yetmeyen için Hanefiler hadis yok, özleri akıl bilen çıkıp vuruşa vurgen diyen sefsete yalganlı gün kürsede. Bir de kaydan bölüp alalımız. Mezhepler hadis yetmegeni üçün hadisini bilmegeniden mezhep başlar bir amelini cari kılıp özçesiye cari kılıp koymagen. Hadis körgen. Ne ki bu hadiske amel kılmagenlik indiyse usulü bilen. Ondan küçülü hadisini ya ki ondan küçülü ayetini itibarıdan. O bir de hadisini almagen buluş mümkün. Onu hemen kıyan. Bunu sahabalar hem kıyan. Ondan kengiler hem kıyan. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh'u aytkenler. Ot deyken su tekse insan taharetsin hem deyenler. Ot deyken su da taharet olsa caiz mez deyenler. Doğru mu? Taharetsin hem deyenler. İbn Abbas radıyallahu anh'u aytkenler ki İbn Abbas küçükten küçükten sahabı. İyi. Halal su teyze biz taharetimiz sınırken. Kana kası gibi. Bu muydu? Kabul kılınmıyor dedi geldi. Usulge düşmeydi. İbn Abbas radıyallahu anh'u hadisinin inkar kılmak çıkmaz. Lekin Ebu Hureyre radıyallahu anh'u ayetekken dik düşünülmeydi. Bunu başka illeti buladı. Bu tali tüye göçtü meselesi yok. Ana müştehitler bir hadisini eğer amayan bulsa o hadisini eşitmeye koyandan bilmeye koyandan bilmez. Kufa'da bir yedi minden artık sahabalar talim verdi. En kattası İbn Mesud radıyallahu anh'ın Hazreti Ali'ler. Hazreti Ali Kufa'ya nimen köçürdü. Hilafatını köçürgenlerken o merkez bu kuyen. Medine'den kem bu mugen Kufa'da hem hadis etmiş. Kola verirse Kufa'dakiler Kufa'da hadis etti bir işte kola olur mugen? Ebu Ali'ye ayet ettiler ki bizge Resulullah aleyhisselatü vesselam sahabalardan Mekke'den Medine'den gelip hadis etmişlerdi. Biz o hadislerini yazıp alıp Mekke, Medine'ye barıp onlardan o hadislerini, sahabalarını özden iştikilerdi. İşançlı, raviyeye işançsız değilmez, işan yani. Lekin özün, o sahabanı özden iştirmen deyip barardı. O vakitte ulamaları oturup bir cahide oturup kap gitmeyen. Dünya, şu bar sahabalarını, hemenlerini Mekke olsa Mekke'de, Medine'de olsa Medine'ye, Mısır'ge olsa Mısır'ge barıp hadis cemlegen onlar. Müştehitler hadis cemlemesinden iştihat kılmayan. Ana mana shunga dalil sifatida, mana shuni bir misol sifatida biz bu yerda namozga doir Hanafi mazhab ulamolari tanlagan tanlovlarning asoslari, dalillari bilan qisqacha tanishamiz. Hamma gapni chuqur anglab olishimiz shart emas, lekin tasavvur hosil qilamiz. Ana shu tarzda namozdagi amallar 37 ta matn va uning izohlarida bayon qilingandan keyin kitobning ikkinchi qismida umuman tahorat namoz masalalari alohida bitta kitob qilib keltirilgan. Başta Hanefilerin delilleri asası da namaz tavsifi keledi. Ondan ki namazını örgen hemen deken adamlar için namaz kollanması hem kitabın ikinci kısmında olun agen. Bu namaz kitapları köp. Bana hazır, bana şu takçada hem var bir neştesi namaz kitabı, namaz okuş kitapları. Lekin bu kitapta belirleyen namaz okuş tertipleri özge hasligi bu yani bana şu namaz
barasida hanafilerin delillerini yaxshi o'rgangan ahli ilim tomonidan taqdim qilinganligi bilan e'tiborli. Va ba'zi bir nozil masalalar ham bayon qilingan. Shu joyda yana bitta masalani eslab o'tamiz. Namoz masalalarida har bir amalga hadisdan dalil keltirishni talab qilish o'zi noo'ri. Namozning turishiga dalil bor. Lekin namozdagi masalan masbuq namoz, masbuqning namozi bor. Lohiqning namozi bor. U masalan masbuqning namozini hammasiga hadis keltira olmaydi hech kim. Balki hadisda masbuqning namoziga asoslar bor. Qolgan masalalar ijtihodiy bo'ladi. Sajdai sahv masalasiga Rasululloh akram alayhisalomning sunnatlaridan, sahobalardan ayrim masalalar bo'yicha rivoyat bor. Qolgan sajdai sahvga doir masalalar ijtihodiy bo'ladi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, dindagi har bir dalil, har bir masalaga oyat hadisdan ochiq oydin hamma tushunadigan dalil keltirishni talab qilish o'zi noto'g'ri. Chunki dinda 1000 ta masaladan 100 tasiga ochiq oydin hadisda dalil bo'lsa, 900 tasiga ijtihod orqali dalil topiladi. Unga esa demak ilm kerak bo'ladi. Bu kitobni yozilishiga turtki nima bo'lgan desa, ulamolar ham to'xtalasalar kerak. Men o'zim taxminan aytib bir fikrni aytmoqchiman. Mana shunga o'xshash kitoblar, tahanoviyning kitoblari yozilishiga o'xshash kitoblar yozilishiga sabab nima bo'lgan? Aynan namoz haqidagisiga aytaylik. Bir kitob chiqdi arab olamida. Sifatu salati nabiy alayhi salatu vassalam. Ka'annaka tarahu. Nabiy alayhi salatu vassalamning namozlarini ko'rinishi xuddi ko'rganingdek, ko'zing bilan ko'rgandek bo'lasan degan kitob. Deyiz, zo'r kitob. Nom ham nihoyatda jozibador. Mana shu kitobni o'qigan odam, kitobni ko'rgan odam hech e'tiroz bildirmaydi. Haqiqatda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam nima namozlarini ko'rinishi ekan. Lekin u Rasululloh akram alayhissalomni aynan namozlari mana bu degan da'voni qilish ostida boshqa noto'g'ri maqsadlar bo'lgan. Nima maqsad bo'lsa ham natija noto'g'ri bo'ladi. Kitobni ochsangiz biror mazhabga tushmaydi to'liq. Bitta masalasi hanafiylarga zid, ikkinchi masalasi shofiylarga zid, uchinchisi hanbaliga, to'rtinchisi molikiga zid. Nima xulosa chiqadi? Hanafiy o'qisa ham, mana bir ikkita hadislar biz hanafiylar olmagan ekan, o'zi ish qilgan ekan deydi. Moliki ham shu gapni aytadi, shofiy ham, hanbali ham to'rli mazhabni ham tomiriga zarba urish. Kitobning nomida o'zi katta da'vo bor. Mana bu sizlar o'qiyotgan namoz emas, Rasululloh o'qigan namoz. Mana bu Rasululloh o'qigan namoz. Mana shu da'vo. Natija nima bo'ldi? To'rala mazhabga ham ichida ziddiyat bor. Go'yoki to'rala mazhab imomlari ham namozni qaysir joyini Rasululloh akram alayhissalom sahobalardan olgani qayerlarda kelganda o'zlari ijod qilishgan. Taxminan bu shu da'vo bor. Bizda ham xuddi shu da'vodagi odamlar ixtilof chiqaryapti. Hanafiy mazhab bo'yicha degani bu, u kitobni to'g'riroq tanlasa nima bo'lar? To'g'riroq nom bo'lsa nima bo'lar, aytingmi? Kitobga to'g'riroq nom shu ediki, agar shunchalik hamma masalalarni jamlamoqchi bo'lsa, hamma mazhabdan ustun turib, unga to'g'ri nom shunday bo'lardi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning namozlaridan, namozlari haqida kelgan rivoyatlardan men tanlaganlarim. Desa, nom kitobning nomi to'g'ri bo'lar. Men tanlaganlarim, mazhablarni ham ko'rdim, sunnatni ham ko'rdim, tanlaganlarim shu desa, u to'g'ri bo'ladi. Endi uni o'rniga yo'q. Mana shu xolos, boshqasi Rasululloh o'qigan namoz emas. To'rala mazhabdagilarda ham chalasi bor, noto'g'ri joyi bor degan da'vo bu botil gap. Birorta mazhab imomi agar birorta zikrni o'zichasiga ijod qilsa, u imom bo'lmaydimi? Shuncha mujtahidlar og'zini ochib o'tirarkan, u kishi namozni o'zi ijod qilsa ibodatda. Bu yerda masalan Abu Hanifa rahmatullohi alayhining atrofida kamida 40 ta mujtahid bo'lgan. Hammasi mujtahid mutlaq darajasida yoki mujtahid fil mazhab darajasidagi odamlar bo'lgan. Ijtihod darajasiga erishgan 40 ta odam bilan o'tirib masala ko'rayotgan odamlarga kim hadis aytib bular bilan bahs qiladi? Hazrat aytadilar, bular chuvalchanglar. O'zchasiga og'iz ochadi, lekin Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yoki Imom Abu Yusuf oldiga kelsa puflis yo'qib ketadi bo'ladi dedi. Ular juda katta mujtahid bo'lgan.
Ana bana bu joyda fitna şu ki, hozirgi kunda ham xuddi shu narsa bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning namozlarini mana ko'rsatdingmi? Videolari ham bor. Rasul akram alayhisolam namozlari mana shundoq deb videosini ko'rsatadi. Ko'rsangiz, siz mazhabingizdagi masala yo'q. Yoki boshqacha. Bilmagan odam nima deydi? Iyi, biz namoz Rasulullohning o'qigan namoz emas ekan-da degan xayolga boradi. Yo'q. To'g'risini aytish kerak. Mujtahid Rasul akram alayhisolam namozni bir nechta ko'rinishda o'qib bergan ekanlar, o'rgatgan ekanlar. Har kim o'rganganini o'qisin degan ekanlar. Müştahit imamlar onlardan tanlagan. Şimdi hazır 1400 yıl aldı müştahitler kıyan işini oturup hazır tahlil kılışı yaptı. Mesela bir tanesi oturup dedi namaz, taharet meselelerini ayeti yaptı. Hadislerini getirip yaptı. Bu Nesai'nin rivayeti, Ebu Davud ayetken bunu da diyen, bunu da diyen, falancı bunu da diyen, pistancı bunu da diyen. Benim için ben olması yaşı. Bunu Ebu Hanife yiyen, bunu Şafi yiyen, bunu Maliki yiyen, bunu Ebu Davud yiyen, bunu Buhari yiyen. Menimce bana onu siyahşı. Oturup o müştehidler üstüden hüküm çıkarıyor. Tercih azlar, böyle koyular. Mezheplerden tercih kılış var mesela. Lekin onun için mezhep başı derecesi de hiç olmasa. İctihad derecesi de erişik edin. Kalak kılıp o müştehidini yapın tahlil kılası eğer onun siz delilini, usulünü bilmesiniz. İmam Şafii'ye bile İmam Malik, İmam Abu Hanife, İmam Ahmed bin Hanbal oturdular. Onların gapidan qaysi birini kep sünnet hadisiga to'g'riligini aytish uchun ulardan yaxshi bilish kerakmi sünnet hadisini? Qur'on hadisini? Yo'inki shart emas bu. Ulardan yaxshi bilishingiz kerak. Kim shu da'voni qila oladi? Qani shu da'voni qiladigan odam bormi? Hech kim. Lekin ana u amalda so'zda yo'q, amalda men ulardan ustunman, tallolayman ularning gapidan degan gap, ulardan yaxshi bilaman degan. Endi agar mazhablardan tarjih qilmoqchi bo'lsa, usul ko'rsatish kerak. Men to'rala mazhab usulini o'rgandim. Ular hadislarni, oyatlarni orasidan birini ikkinchisidan tarjih qilishda mana bu mana usullarga asoslanar ekan. Men shu to'rala mazhabni masalalarini tanlashda mana bu usulni yaratdim. İşlem çıktım. Şu asasda şu men meselelerini hal edelim ben sizlere deyse onda öşe törele mezhep usulüden ustun bir de usul getiriş gerek aldı. Onların usulüden ustun usul getirip ki onlarını tahlil kılır. İyi yol böyle fesatür oğlu bakır çakır kılış bu. Fakat ammanı aldı edin halas ahli numadan bana dedi ki bu batıl iş. İkinciden mezhep ulamalar özü ne kıyan? Aynen şu tercihini şu işler kıyan. Ular ne kıyın? Tercih etmezsen ne kıyın? Ular mesela bu hadiste rivayetlerini körüp durup orasından tercih kılıp telle bergen. Biz şimdi Ebu Hanife ya ki İmam Şafii'nin telle onu alayalım mı? Yani ki bugün gibi bir adam telle onu alayalım. Ana bu hakikatlerini biz bana şu küllerde kayta kayta et yapmamız ki köpçiliği hali çüşünü bir yetmeye yaptı. Kitapta inşallah bana şu cihetten YouTube var yani Hanefilerinin delilleri, ularının asasları nihoyatda yaxshi ochib berilgan bu misol tariqasida lekin domla aytgan hali Ilmoh Sunan kitobini o'qisa har qanaqa odam qo'lini ko'taradi. Va Hanafi mazhab ulamolari biror joyda o'zlaricha dalilsiz ish qilmaganlarga amin bo'ladi. Ha, şu yerde yine bitti. Mesela namla özlerle yaratıp verişlerle mi iltimas kılardım. Ayçi yaptı adamlar. Hop, halal haram meselesi yok. Bir nev. Lekin mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazlarında bunda okuyanlara hem barakken. Şunların özümüz sünnet hadisteki gene kendi amel kılıp ki tavsiye bu muydu mi? Ne maneviyik var bunun yani? İki de caiz iş. Mesela namazdaki bazı amellerini, mezhepteki tellavı hakikaten caiz, nacaiz üstü demez. Efzaliyet üstü bu yani. Kolunu bir yakı koysa iki arasında hem rivayet var iken, kaysa böyle efzal dese, Ebu Hanife rahmetullahi bir yakı koysa efzal. Delil bu diken. Lekin nergesini inkar kılmayken. Çünkü başka mezhep abdürüptü. Başka mezhep aliyken, demek bunda hem asas var diken. Şunu özüm işe terlesek bu muydu mi diken? Sabahlı kuladı. Mesela ben hazır namazını, hop özüm işe hat kımayım ben. Ben hadis ayette iştahat kıymıyım ben. Lekin telleyim ben. Bir Maliki'nin adamım, bir
Şafii'ninkini alaman, bir Ebu Hanife'ninkini alıp şuna kısa bulmayayım. İkinci mesele, ben hazır namaz okuyarken, bir kişi namaz okuyordu meşritte, Raful Yagan kılıp okusa, o şücayda nizah çıkıyordu. O durup ayeti yaptı ki, sizlerle ben ne okuyorlar demeyken bulsam, sizlerle okuyorlar inkar kılmayken bulsam, ben özüm şuna okuyayım ki yaptı, okuyordu ben. Ne gibi benimle cancak kılıyor sizler, deyen itirazı bulundu diye. Ben de şu savallarla, adamla subat arasında cevap verip ötseler diye ümit kılardım ki yine söz nevbette yetse belki fikirlerini hem yine ustazlardan eşit kalamız. Hazırca ekmanşı bugün yaplarımız bana şu. Kitabını inşallah hemeniz okup çıkışımız gerek ve ondaki manalarını imkan kadar kalbimizde yaşsın gibi barışımız gerek ve inşallah hemenizde manfaatli bu arada diken ümit temen etmanlarınız için teşekkür. Şimdi özlere, damlanın özlere söz veriyoruz. O kişi kitabını yazılış sebepleri, bahisleri, tutkileri, yine başka ait maaşı boyun geplerine ait edilir. Merhaba. Buyurun bireyim. Teşekkür ustazlar. Muhammed Eyüp Han damla. Hasan Han Kavru. Teşekkür. Cüda tahlili. Gepler buldu. Hazır. Sizler ki günce ben sen şaşkalalık kalıp geplerini gepirip koyuyordum. Eşitmezden turu tasdikladıyız. Lekin yani bitti ustazı şagırtı ikerlegimizgi şubhaki gerlegi ispat getirip koyduyuz. Ben ayet edeyim. Kitabı yazılış sebebi aynen siz uşa etken kitap malum meşgul insanın kitabı den Özbekçe'ye tercüme kılıp erkek ayollarının namazı bir kıldıken gap tarkıken uşa peyttir. Yaman cencel bugün. Ayollar kılıp hadratlı üylerine kılıp namaz bir kılıken o erkekle bilen çünkü yıldan birin hata okup iletken eken biz o hadiste yok eken o bana sıfatı salatta durup diyor yani cencel bugün. Şimdi hadrat rahimahullah şu kitabını özü aslı makala kıgeller birinci. Aynen bu kitaptan makala kılıp yani avazlı yazı meselelerini tinçitkeller. Lekin baribir bu yana qaytadan davom etish ehtimoli borligi uchun kitobni tarjima qilib qo'yish kerak deganlar va tarjimaga berganlar. Endi usul o'qildi. Har bir sohani usuli bor. Metodologiya deydi, to'g'rimi? Mana mana shu binoni qurishda bir usulni ishlab chiqilmasa, bino to'rt burchak emas, uch burchak bo'lib qoladi. Bitgandan keyin ko'rsangiz, zinapoyani oxirida eshik bo'lmay qoladi. Usul bo'lish kerak. Oddiy bino qurishda usul bo'lish kerak. Endi islom 1400 yildan beri bugunga qadar yetib kelayotganini asosiy tamal toshi usul. Usulsiz hech narsa yo'q. Usulsiz usul yo'q. Qoida bu. Usul bo'lmasa visol bo'lmaydi, yetisha olmaysiz. Masalan, tagiga yetib bora olmaysiz. Bitta masala, masalan, biz Hanafiylarda qo'lni bog'laganda kindik ostiga qo'yish masalasi. Hazrat Ali'dan rivoyat qilingan hadis. Lekin mursal hadis. Qo'lni qayerga qo'yish masalasida ochiq, oydin sahih hadis yo'q, mutlaqo. Hali aytdi, Hasanxon aytdiki, hamma narsaga sahih topishi iloji yo'q. Nimaga? Butun ummat amal qilib kelayotgan masalani dastlabki 3 yil, masalan, 3 asrda İki asırda hiç kim masalını soramayan bu işe mümkün birbirinden. Körgen çünkü, ustazıdan körgen, İmam Malik ustazıdan Farruh'tan körgen, Farruh Rabi'at-ı Ray'dan körgen, İmam Abu Hanife Hammad'dan körgen, ular özlerden körgenini. Kiyin delilge ihtiyaç tuğulgen de tuhtaylar, şun delili nemeyken deyişken, amel sahih. Delil keltirilgen peytide hadislerini, muhaddislerini istilahı göre bazı hadisler muhaddislar talab qilgan chalik sahih chiqmagan. Qo'lni kindik ostiga qo'yish masalasi mursal hadis 3ta mazhab mursalni zaif deydi. Bizning mazhab mursalni oladi. Zotan mursal katta tobiiylardan bo'lsa. Mavquf bir ma'noda. Imom Ali radhiyallohu anhu ni o'zlaridan rivoyat. Payg'ambar alayhissalomdan emas. Tobiin aytibdiki, "Men Ali radhiyallohu anhu ni qo'lni bog'lab kindik ostiga qo'yganlarni ko'rdim" deydi. Mursal. Endi boshqa rivoyatlar bor, qo'lni ko'krakka qo'yish haqidagi hadislar. Ular raviylar ichida zaiflar bor. Ikkita masala bo'lib qoldi. Men mana shu masalada
Ayıbxon Muhammad Ayıbxon domla o'sha gapni aytibdilar. Mana shu masala meni hozir ham yodimda esimda turibdi. Rosa boshim qotgan. Taxminan 15-20 kun, 1 oy kitob titganmiz. Domlaga kelib so'raganman. Hazratdan borib so'raganman. İkita masala turibdi oldimizda. Bittasi hadis zayıf. Raviler içinde zayıf var. İkinci bir hadis var. Zayıf yok içinde. Lekin mursal. Sahabanın özünden mevkuf. Resulullah'ın sanat yeti var mı? Uman adı zayıf bu. Nemege agenmiz şunu? Bizim hadrat etkiler ki ahirge gap şu. Üsülge amel kılarak agenmiz biz. Nemege uniyem asa bola uğradıyo dese onu alsak uşanı agelligimiz için o usul bilen başka narsanayım alış mecburiyeti tuğulup kaladı. Kim bizi usulümüz buzulup getirdi. Zaten bir ortaya usul koyduk mu usulge amel kılaydık. Çünkü mezhepler ortasındaki ben mesela Hanefi imam mı? Beni itikadım kanday buluş gerek Hanefi mezhebine amel kılarken ben. Ebu Hanife şahsi fikrini yapırdımaz. Hiç kaçan etmeyen bu. Ebu Hanife rahimahullah, İmam Şafii rahimahullah, berçe müştehitlerden sahih gepler var. Eğer gepim Kur'an ve sünnetke doğru kemese atı arıyorlar diyorlar. İzâ sahhal hadith fehu mezhebi diyorlar. Hadis sahih olsa mezhebim şu diyorlar. Ular özlerine amanatını ihtiyat kıyın. Ben hanefilikke kanday amel kılamam dese hanefilerinin iştihadı doğru. Hata ihtimali var. Benim itikadım şu. Hata ihtimali bulsa uşa meselede bitti acır olamam. Çünkü müştehidinin hatası ki bitti acır verildi. Şafiilerinin iştihadı hata doğruluğu ihtimal var diyeyim ben. Uddaki hata hem şafiilerine halge afzaliyet manasıdır. Hatayı acır aladı, şafiilere hem acır aladı, malikilere hem elbette onlar iştihad kigen, hakkını bergen, ada kigen adamlar. Bugün gökşap halge bu damla etkendisin geri Google mullemez onlar. Onlar trik menbe adamlar bugün, menbe. İmam Zahabi üstazge kigen de birinci savalını mı bugün? Üstaz, İmam Zahabi'ye etken ki Abu falan kim degen? Birinci saval şagirdge. Dese Sufyan ibn Uyeyne degen. Bu da imtihanla ettik degen. Künye bilen adamı tanıyordu. Künye bilen. Şunaki adamlar bugün onlar. Onlar tohtaptırın imamını kıdırıp gireyi demeyin. Künye'ni yaparsa kimliğine eti biri yaptı. Demek sen ilmi mekanatke öttün, kirdin. Demek mezhepte bazı meseleler bizde gözümüzde sal zayıf kokşap kurunsayam. Lekin şunu yakışı bilin ki muhaddis aytgan zayıflik fakihinin ameliyge tansır kımaydı. Fakihinin ameli o zaten telakki bilen, köpçilikini kabuliyeti bilen keliyetken buladı. Onge delilini kiyingiler kıdırgen buladı. Kiyingilerde uçuragen zayıfke fakih cevap gelmez. Ebu Hanife hakları da Hazret bir encümende gelip etkendiler. Zor gepeken şu da geldi. Kaysi gep? Ebu Hanife'nin rahimahullah iştihatlarıdaki zayıf değilgen geplerinin barçası Ebu Hanife'den kiyingi adamlar gedi geçti. Ebu Hanife'den kiyingi adamlar rivayet kigen de zayıflar katlaşıp kigen. Lekin Ebu Hanife'nin özlerini yukarılarda zayıf adam yok. Bitteyen zayıf adam yok. Ebu Hanife'nin ustası kim? Hammad ibn Süleyman. En kök mülazamet kigenleri şu. Yani bitti ustazları kim? Ata ibn Abi Rabah. Tabi'in. O adamga gap bo'lishi mumkinmas. Endi Hammad ibn Sulaymonning ustozi kim? İbrahim Nahai. İbrahim Nahai'nin ustozi kim? Alqama. Alqamaning ustozi İbrahim Nahai'nin ikkita shayxi bor. Ya'ni Abu Hanifaga sanat o'laroq. Alqama bilan Aswad. Ikkalalarini yuqorida 10 tadan sahoba ustozi bor. 10 tadan. Abu Bakr Siddiq, Umarul Faruq, Usman Zunnurayn, Ali Al-Murtada Abdullah ibn Mas'ud, Muaz ibn Jabal, Aisha radiyallahu anha, ibn Umar, ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah. Bular o'zgaradi ba'zilarida. Ba'zida Abu Hurayra'dan rivoyat olgan bo'ladi. Abu Hurayra hali aytganlaridek ibn Abbas bilan qo'yilsa Abu Hurayra muhaddis. Faqih emas. Faqih ibn Abbas. Bu bilan Abu Hurayraga ta'na yetadimi? Yo'q. Tani etmeydi, onun sahası muhaddislik. O eşitkenini başkalarından göre çıraylı yadlayı aladı ve çıraylı yetkazı bire aladı. O özünün, yani işini kıyan adam.
Fikh meselesi de İbn Abbas'a tikilirdi. Siz aytın ki biz de işimiz rivayet diyor. İbn Abbas aysa cim bulardı. Hamma Ayşe anamızdan korkardı. Bir de gapı gapırıp koysa Ayşe anamız bir yaka geldi dediler. Ne demek yap? Tarkatı yürüp sen. Ebu Hureyre'den rivayet var. namaz, eşek, it, hatın aldıdan uçsa büzüle dedi. Degen çakırı olup sallanır mı yine eşek, itki okşatıp ya sallanır degenler. Özleri ayar o. Allah ki kasam ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı aldılar da uklap yatardım, teheccüdde bir adı namazı kurdular. Ben aldılar da yatardım, namaz büzülmeydi. Dirdiler. Yani bu ne kadar meselelerde zaten kurunup durdu sahabeler ortası da bazı meselelerde ihtilaf varlığı. Bu ihtilaf muhaddis mutahassisliği bilen fakih mutahassisliği usulü de farkı alakadar. Şunu dokarken bugün bana köp tarikatçı yaptı yu Abu Hanife'ni Rahimahullah'ın Fikhul Akbar kitabı mez. Ne mege? Abu Muti'inil Belhi Abu Davud eytken Murci'e bugün deyip malamat kılışı yaptı. Oy, Abu Davud muhaddis. Muhaddis özünün hadis yönelişi bu içe özüge düşmegen adamını kabul kımaydı. Kabul kımaydı. Onu kabul kımasındaki fakihke tasar kımaydı. Abu Muti'inil Belhi fakih bugün. Fakihliği itibardaki adam Abdullah İbni Mübarek'ten rivayet var. Bütün dünya Abu Muti'inil Belhi'ni ibadet ve ilminin nimetine karzlar diye. Başka neresi o? Demek ilmi üsülde ondan hem olsak bola uğradı, bundan hem olsak bola uğradı degen meselege ulamalar nemege keskin duruşuptu. Çünkü usul buzulup gitedi. Şunca kurup gelingen binanı, gışını buzmakçı ular. Ondan hem olsak, bundan hem olsak bola uğradının akıbeti de hemen arsaka fatva topsa boladı. Ben aldın hem eğittim, ustazlarımızdan tasdikleydi bunu. Ularını usulü, korsat dediyiz ki usul. Korsatsayız nafsani usul. Birrar da ilmi asas ki suyen miydi? Ama mesela ne görün? Nafsı ki yakkanı. En kolay. Paypaka maksası buladı. Ne demek ki? Asan da. Seferde namazı cemle okuş gereği. Ne demek ki? Oku buladı ki etti ya. Peşinde asırı okuyla asırda maza kılıp birbirini gıybet kıta uğradı. Doğru mu? Kançısı taharasın mesela. Ne demek ki? Asan da taharat kutradı mı? Kıta uğradı. Hemen mesela ne görün? Hemen de asallık var. Asallık. Son Arap meselesi yapıyor. Futbolda? Arap deneyimizde C'ye açıvar ile deneyimizde. Deneyimizde. Kulla tayin meselesi de İmam Malik'inki hafızalıken. Değil mi ki? Az gün su necas bu miydi? Asan. Hemmesi de ben bunu tasdikini kurup durup ben ular usulüge süyenmeydi. Usulü yok. Uşenge Hazreti Eyti yaptılar bana. Usulü kursaddin üyelip kalan. Ya mini nazdım dediydi. Ana şu narsanı bu kitaptaki usul sindiradı. Yani bizde hanefiler o şey aynen Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bizgeçe keliyetken rivayetlerde Abu Hanife dek zatının iştihadı bilen amel kılamız biz. Bugünkü gündeki namalim adamın iştihadı bilenmez. Benimçesi bilenmez. Şunu koruyan için Hazret ettiler ki bunu tercüme kılış gerek. Kıldık. Tercümede o şey kanday usullerge amel kıldık. Birinci hadislerini yani matnini doğrulab çıktık. Çünkü kitap her kıl basmadı indi. Bazı kitaplarda kimdir tirgen, raviler özgürüp koygen, upayette Şamil'e degen bizde anakamız bulardı. Şamil'e bilenem imkan bulmaya kaldı. Bizde bitti imtiyaz vardı uşa payette. Kanakı imtiyaz 9'da sahih toplamını tercüme kılıyetken payetimizdi. Hemen adamla atrafımdaki hemen adam muhaddis idi. Bugünkü zamanın muhaddisleri. Çarşamba günündeki dersteki adamlar. Kelemen hadisini tercih kıla olamaz yani. Tercih kana kama anı. Topalıyımız matırlarını. Matırlar yakışı tahlil kılıngen. Keyin bazı matırlar koşulgen. Koşumçalar izahlar verilgen. Matırlarını 37'ye bölüp alıp onu arkasından keltirilgen. Ve Hanefi mezhebige kure muhalif bugün mezhepler. En köp muhalif İmam Şafii. En köp. Bu ihtilaf Şafii ile Hanefilik ortasındaki usulüge bağlı. Onların hem delille kiltirilgen, delil kiltirilip onu nimege alınmegellege sebepleri kiltirilgen.
İnşallah bunu kitabını okuyken de ettim. Kolu yüzge bir kızını alıp kitabını uzunmaz da defterini alıp düşünmeyen caiz, hata körgen caiz. Aynısı ahli ilimlerden racayim var. Bu kitabının hizmeti de çok adam kemerbeste durdu. Azatake varlar, şöyle muharrirlerden. Bu kişi bir körgen. Allah rahmet etsin, Mubashir Ahmet Damla'nın dedeleri, Ahmet Hoca'ki. Tek tek bir şeyle geldiler. Şu kelip her bitti maddenin tepesi de benden sorardılar. Cüde Bagri King, cüde başka adamın fikrini itibarına aladigen insan idi. Allah rahmet etsin. Muharrir, ne mi? Muharrir çizdirse bula uğradı. Peki benden sorardılar. Ben çünkü şu cümleni tellemekçi ben. Hicaratı bu getirdim. Siz muharrirsiniz o Özbekistan'da sanavli muharrirlerin içindeki insan. O kişinin kalemi tekken. O kişiye Allah Teala rahmet kigen bulsun. Savab inşallah Allah kabul kılsa. Acırıdan özü nasibelentirsin. Sadakayı cariye bulsun. İnşallah kitabını takdimatı da kitabını içine koyup kiriş niyetimiz yok. Nemege alıp okuşluk akıbeti de inşallah kitaptan haberdar bulunadı. Ve davetler böyle yaptı. Mescitlerde aynıysa Hasan Han Damla'nın sohbetlerini tavsiye kılaman. Her günü değerli sohbet böyle yaptı. İlmi sohbetler. Davetler, raddiyeler, sohbetler böyle yaptı. Lekin kitabını isten berber çıkarmasın gerek. Kitabının oranı başka. Kitap meydanda duradı da siz bilen biz ölüp gitmemiz kitap duradı. Bizim namımızdan yapıradı ki bu kitap. Böyle bu kitap durdu. Bir şey Eylai Sunan'ı Muhammed Ayıfhan ustazımız ayeti yaptılar. Eylai Sunan çıkkınge kadar Arap ülkeleri de trik adamlar bana ayeti yaptı. Trik adamlar. Yani iş, ustazlardan işitken. Ben Hanefi mezhebi de ben deyişke korkardıyken. Şu dereceye abarı koyuşken. Üyelgen, hicalatıyken. Ve hatta bazıları Hanefiler İslam'ın en katta düşmanı degen fikrini şekillendirip koyuyor. Ne demek ki? Ders şuna kabul ederken. Bana kirasız. Ustaz sizge aytadı. Vitr namazını 3 rekat okuşluk Hanefilerinin fatvasına göre. İmam Buhari ile Ayşe anamızdan rivayet kılınken vitrini Şam'a okşatıp okumayınlar. Buhari'deki sahih hadisini alamız mı? Ebu Hanife'nin gapını alamız mı? Saval siz. Hiç nasıl bilmiyorsunuz? Baş eğlenedi mi? Eğlenedi. Niye? Ebu Hanife sahih hadiske zıtıken ki birinci ders. Bu bir madde bu miydi? Bu yıllar mı beyni de burada? Hemen mesele ki bana sahih hadis Ebu Hanife'nin fatvası bu. Sahih hadis alamız mı? Ebu Hanife'ni alamız mı? Bu saval tekrarlanı uğurgenden ki ahırı diyepti. O şacayda okuyan adamlar. Ebu Hanife din düşmanı bu meleken de durdu. Kayırdı sahih hadis bulsa ama gelin. Şimdi o cayda Ebu Hanife'nin himayetçisi yok. Şu derecede bugün ki Ebu Hanife'nin bana şuna hangi meselelerini kurtarırken ki Allah rahmet etsin İmam Tahanevi Rahimahullah Eylai Sunan'ı yazdılar. Yazgelleri de hadret eylediler. Arap diyarları da ki menemen degen o şuna hangi tanecilerinin birisini getirken. Kitabı kurup kitap ki hiç nasıl diyamaydı. Hadis durdu. Bu yenge maksatış bid'at. İşitirsinler bunu doğru mu? Şuna kadar işardı. Tört de hadis getirip buydu. İmam Tahanevi. Ha biz boyunca maksatçılığını vacip demeyimiz, farz demeyimiz, mustahab demeyimiz. Mustahab bu gendenken sen zayıf rahat hadisi bulup da. Hadis zayıf yok bana. Ha zayıf. Lekin senden küçülüyüm. Doğru mu? Seni zayıf degen yapınca biz taşa var mıyız ki boyunca maksatçılığını? Tört de hadis durup da boyunca. Addi bitti kiçkine gene masalemiz gene hadis durup da bu. Hanefilerini usulüge tam verme ilacı yok. İmam Şafii tam verge. Aytken ki fikhte degen hememiz Ebu Hanife'nin hatun bala çakasımız degen. İmam Şafii etken. Fikhte hemme muhtaç Ebu Hanife'ye degen. İlacı yok. Çünkü birinci bablagen, birinci fikhlerini mavzusunu acretken zat bu kişi. Bu kişiye kıyametke kadar fukahalarının her bir yazgen satırdan acır baladı. Birinci bulup sünnet cari kıyam. Hasan'a sünnetini. Şimdi triglik peytleri de o kişiye kılıngan malametler sonsuz sanaksız bugün. Lekin yüz mü yüz kıyam peyti de hemmesi tam verip getirken ben kail kaldım diyen. Himiste Sufyan-ı Sevriyim'le Avzai miydi? Adaştıramı Avzai olsa gerek. Avzai imam ekeller. İmam. Abdullah ibn-i Mübarek
Keldim deydiler, kelsem ya peşin ya asr namazıga azan ayeti yaptı. Avzayinin özleri. Azan ayeti yaptı. Kelsem menge aytıp kaldı. Bu Kufede Abu Hanife degen bitti. Bir de acı payda boptu. İşitken mi sen şu adamı? Gördün mü şunu? Diye. Demedim deydi. Abdullah ibn Mübarek kim? İmam Buhari'nin şeyhi. Katta muhaddislerde. İndemedim deydi. Üyge kettim deydi. Barıp Abu Hanife'nin hadisler ve ayetlerdeki usulleri bilen 60'ta meselesinin cevabını yazdım deydi. Hadisini kirtiremen Kala Numan deymen deydiler. Numan şundayı dedi. Dip hadisten, ayetten 60'ta meselesini çıkardım. Kitap bulup yazdım. Kelip Avzai'ye verdim deydi. Avzai kitabını okudu. Kin yengige saldı da azanını eğitti. Ya peşin ya asırı okudu deydi. Okuyandan keyin namazdan keyin alıp uşa turgan joyda kitabını okup tugatdi deydi. Bay 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 deydi. Bu Numan qanaqa odam bu deydi. Juddiyam faqih odam ekan. Bu Numan kim? Bunu mahkam ushla. Kim bo'lsa ham shuni etagini mahkam ushla deb qayta-qayta takrorlayapti deydi. Shunda ha 3 kun oldin bid'atchi degan Abu Hanifa shudan dedim deydi. Desa bay 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 degan. Avzoi biz degan boshqalardan eshitib noto'g'ri xulosa qildimiz. O'zidan eshitishimiz kerak ekan deydi. Keyin yana rivoyati bor, Makkada ko'rdim deydi. Avzoi bilan Abu Hanifa yuzma-yuz o'tirishgan, mashhur hodisa bor. Avzoi kelib, "Nimaga meni bobomning rivoyat hadislarini o'zgartiryapsan, o'zingni shaxsiy fikring bilan fatvo beryapsan?" deb savol bergan. "Men shaxsiy fikr bilan savol bermayman, ya'ni unaqa qilmayman." Masalan, deb 3-ta 4-ta masalani aytgan, mashhur masala. Masalan, Rafliyadayn, yana bittasi najosat to'g'risida. Mani najosati xafifami? Bavul najosati g'alizami? Ha? Bavul najosati g'aliza. Agar men aqlimga suyanganimda bavul qilganga g'usulni buyurardim. Mani chiqqan odamga tahoratni buyurardim. Chunki najosat xafifa u. Men unaqa aqlga emas, bunda ijtihodga ko'rganimga hadisga ya'ni bo'ysunaman degan. Shunda ham e'tirof qilgan. Siz haqingizda eshitdik, xato qildik, sizni o'zingizdan eshitdik, to'g'rilandik degan. Abu Hanifa endi dunyodan o'tgandan keyin eng ko'p malomatga qolgan inson. Bu yerda boshqa narsalar ham borda. Abu Hanifa kofi bo'lgan. Millatchilik bor. Millatchilik zimdan bor. Men ulamolarga buni ta'na qila olmayman, lekin millat o'laroq kim u Abu Hanifa deganlar bo'lgan. Alohida kitoblar yozilgan, alohida kitoblar, sunna degan kitob bor, o'qisangiz ko'zingizdan yosh chiqib ketadi. Ulamolar uni bekitib kelishyapti shu kungacha. Nimaga? Tagi bo'sh narsalar. Odamlarni dedi-dedisi bilan, o'zi bilan gaplashilmagan gaplar. Lekin har hujumda Abu Hanifa g'alaba bilan chiqqan. Har hujumda hech kim Abu Hanifani mujtahidligiga ta'na yetkaza olmagan. Muhaddislar u gapiradi, muhaddislar bu gapni gapiradi-yu, lekin ta'nani yetkaza olmagan. Bugun hozir aytgan gapimiz Abu Muti'inil Balxini Abu Davudning gaplariga ko'ra zaif deydigan bo'lsak, bu gapga indamasak, quloq soladigan bo'lsak, ikkinchi etapda, ikkinchi bosqichda Abu Hanifa haqlaridagi gapni chiqaradi ular. Shuning uchun hozirdan oldini olib aytyapmizki, "Hoy, muhaddisni falonchi zaif, pistonchi zaif emas deyishligi hadis rivoyat qilishligiga oid u. Bo'ldi, o'sha qabul qilinadi uni. Lekin faqih haqida gapini fiqhiga ta'sir qilmaydi. Hatto qoriga ta'sir qilmaydi. Ha? Hafs ibn Sulaymon, ko'p aytdim buni. Hafs ibn Sulaymon haqida Imom Buxoriy matrukul hadis degan. Hadislari tark qilinadi degan. Chunki muhaddis emas-da u, qori u. Bu usul muhaddislarga oid ekanligini isbotlagan. Alloh subhanahu va taolo bu kitobni barchamizga o'zi manfaatli qilsin, sadaqa joriya bo'lishini nasib qilsin. Endi savol-javob qismiga o'tamiz shekilli. Rahmat. Endi bu mavzu ochilganda ba'zi bir kichik davrlarda aytilgan gaplarimizni endi ko'proq kishiga yetib qolishini ham umid qilamiz. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdan qolgan ilm
fakat muhaddislerde yine emas. Rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan kalan ilimli bir kısmı kârlar, kıraat ilmi, kıraat imamlarına kıldıken. Yani bir ilim, fikri ilmini fukahalarına kıldıken. Hadislerine muhaddislerine kıldıken. Lekin fukahalarına, kıraat imamı hamasına hadis ilmini hükümden kılış bu ulamalarda tırgına etkendi bidat. Yani adımdan ulamalar bu hakikattir bilir. Mesela Nazım Bites'e oturuptu. وَاَلِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Alt hareket çözdü. Hadis var mı? وَلَا الضَّالِّينَ çözülecek hadis var mı? Alt hareket. İdvam, izhar, kaç bölge hadis var? Hadis soramıyor. Onu kıraat imamları nakıl kıyar. Bu oldu, şu yeterdi. Ben bir iki tacayla akademiyede imam damlalar, naib imamlar ya ders öptüyor, siz ama öptüyüz. Yani sizdeki onların bunu hemen gördü, biz onların adımla bilmem. Öyleyse onlar da bana gönderiş dersini öptüyenimizde, ben soradım. Bazı bir durumlarımızda sorar bir konu. Savar mı? Bir değiller ya. Ebu Bekir raziyallahu anhu. Alim rakımı Ebu Hureyre raziyallahu anhum. Yani ki İbn-i Umar raziyallahu anhum. Yani ki Hazreti Umar alim rakımı İbn-i Umar mı? Öyleler ki Hazreti Ebu Bekir raziyallahu anhum alim mi? Ebu Hureyre raziyallahu anhum. Savunu slabkete şekilli hazır. Yani size söylüyorum. Yani son bir cevabı bir Karagende bazı bir damlalar ayetti ki Ebu Hureyre raziyallahu anh'u dedi. Ne gelirsem o kuşu köp hadisi rivayet kıyam. Yaşı onda ne gel Ebu Bekir raziyallahu anh'u halife oldu? Halbuki İslam asasında, İslam adilik şeriatıdır. Müştehid halife buladı. Müştehid mutlak halife buladı. Müştehid olmasa halife bulamıyor. Çünkü o iki tane müştehid ihtilaf kısa geçip bir adına halife buluş gerek. O müştehidlerden ustul buluş gerek. Nege sahabeler Ebu Hureyre raziyallahu anh'ın halife kılmazdan? Ebu Bekir raziyallahu anh'ın halife kılıştı. Niye? O halenki ben içtihatta ihtilaf olsa işte Ebu Bekir raziyallahu anh'ın aldığı kilişlerinde o kişi kalktılar. Hazreti Umar vakti hem kurtuşu. Halife iki tane müştehidli gapını içti. Telli aladigan derecede içtihat derecesi diye görüşü. Kim o halife buladı? Bunu halifeliği bulmasam yarın tüm tüm buladı. Kendi halifeliler görüşü. Lekin dersler raşid halifeler buna müştehid mutlak buldu. Lekin hadisini kendi rivayet kıyan. Hakikaten Ebu Hureyre raziyallahu anh'ın mingar hadisi rivayet kıyan. Hazreti Ebu Bekir raziyallahu anh'ın 200 tarafında hadisi rivayet kıyan. Lekin 200 hadis rivayet kıyanı buna Ebu Bekir raziyallahu anh'ın birinci Müslüman. Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın 23 yıl birine koyuyorlar. İkinci sefer de oluyor. Demek Ebu Hureyre raziyallahu anh'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağa ilmini yetkizip diyor. Hazreti Ebu Bekir yetkizmeden eken. Yani ki ben Hazreti Umar ben Hazreti İbn-i Umar raziyallahu anh'ın hadislerini çalıştırsın. İbn-i Umar raziyallahu anh'ın Hazreti Umar'dan köp hadis rivayet kıyan. Hadis rivayette oğul otadan usul. Lekin neye Umar raziyallahu anh'ın alim değildir? Neme üstünlük gibi ağırlıysa? Fikh. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan onlar fikhını, hadisini hem örgen bir yani. Lekin hadisini yetkizişki şugullanmagen, lekin fikhını köprak yetkizgen onlar. Hazreti Umar, Hazreti Ebu Bekir raziyallahu anh'ınlerden kalgen ilimnin aksarı fukahalarına koyar. Fukahalara köçken. Bu ilim fukahalarını nakılda rivayet kılıyor. Yani siz kıraat da hüt şu. Yani kıraat yani hem düşünürdü. Kıraat ilmini kıraat. Bana yakında Ma'sur abi hazır bir zaman uğramalarda bir de kitap yazdı. Bundan sen kitap olan kitap. Hadislerde kendine kıraatlar. Yani hiç kine gene kitap burada olasın. Lakin kıraat imamlarının kıraatlarına göre yazılan ise mücellet mücellet burada. Kıraat imamlar arkalı nakıl kılınır. Hadis muhaddisler arkalı nakıl kılınır. Fikh
Fukahalar mektebinden akıllı kılıyorlar. Fukahalar adette hemen nesil dahil edip oturmuyor. Mesela Hazreti Umar Razıallahu'nun aldığı kelim taksir necas ettiyse kançasını namazına ben şunu cesbi geldim, bu oldu. Buna soramıyor, Hazreti Umar'dan soramıyor. Taksir, bunun hadis var mı? Bilmiyor. Ya ki İbn-i Mesud Razıallahu'nun meselelerde hadis ayetken hem ayetmeyken hem. Onu arkama kuşundan onu nakıl kıyan, onların kuşundan nakayı alıp onların hammad, onların Ebu Hanife'yi köşk edin. Şimdi Ebu Hanife rahmetullahi bunu usulüge sakenden keyin, o ustazdan ayan özü, urgen burgen. Keyin hadis kettiriş İmam-ı Şafii'den keyin özü payla koyuyor, muamaleye kettir. Ulamalar ayet dedi ki, Ebu Hanife bile İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhinin fikri, fikri mektep saklanır. Bunların mezhebi fikh, halis fikh buluyor. Yani onlar da fikhi yandaşı ustu buluyor. İmam Şafii, İmam Ahmed'in Hanbel'in mezhepleri de ise muhaddislik yandaşı aralaşken. Bilmeyen adamlar iki tane, tötte mezhepte, iki tane, iki tane fikhi medreseler esaslanırken, ikincisi muhaddislik medresesinden bilen karışırken mezhepler olsa, bilmeyenler Maliki bilen Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine hadiste zayıf diye boyu dedi. Aslında onu kurmuyor. Onların devrinde hadis elçiliği ihtiyacı bulmuyor. Devre yakın bulmuyor çünkü. Devre yakın ki ötü. Kendi devre ötü aradan 100 yıl ötkenden ki mesela İmam Şafii, İmam Ebu Hanife tukul, vefat etken yılı tukuluyor. Doğru. O uçtu fakir bulunca 30 yıl kadar yıl ötken. Aradan 30-40-50 yıl ötkenden ki 60 yıl ötkenden ki arada sanat uzayadı mı? Yani indi hadislerini ayıştı, indi zarurat tutuluyor. Çünkü ulamalara da dedi ki, eğer Ebu Hanife, İmam Malik, Şafii, Hanbeli, Hanbeliler, Ahmet bin Hanbeliler devrede yaşasa, onlar hem onların için gerek hem eğer bir hadis getirecek olur inşallah. Eğer Şafii, Ahmet bin Hanbel, Ebu Hanife'nin devrede yaşayacağında, o hem, onlar hem, hem eğer bir hadis getirecek parmağı mesela. Devr, ve o şey vaktiki üslup şunda oldu. Lakin bu degen hadissiz amel kıyam diyemez. Hadiste tilda etmeyen. Lakin ustazdan görgenin nakıl kıyam. Fakat haddesana haddesana diyen yani, yok kalas. Ken o ayet dedi ki mesela İmam Malik Medine ahlinin ameli delil dedi. Ne gelirse Medine ahlinin Resulullah Ekrem Aleyhisselam tabiye kıyam bunlar dinden bulan mesela özü çıkmıyor anak diyor. Lekin o işe bütün halk amal kılıyken gel ki hadis bulması gibi mümkün. O kişi ayetlerden hadis şart mı dedi. Amal bunu yaptım şu yeter dedi. Neye geldiyse o kişi ayetlerden ki bereket yaptım. Hadisini sen ne işte adamdan rivayet kıldın? İki tane adamdan rivayet kıldın. Üç tane adamdan rivayet kıldın. Bu sana tamam mı? Ama min de adamdan rivayet ki bu diye. Min de adamdan rivayetini ağzı buna ayet meseleler çipeke çıkarlar mı? Yok. Bizi Hanefiler ise bunu amelin ameli. Urf diyen istilah bulan kabul ediyor. Kullas kelam muhterem azizler mezhep ulamaları sahabalardan mezhebine kapıyor. Muhaddisler ise hadislerini imkan kadar keyin tapıp kendisi hareket ediyor. Her iki ne belki de özgü has dinde hizmet ediyor. Onların birbirine demek karıştırmasınız. Gerek Allah subhanahu ve teala özü hamelerimizin faydalı ilim versin. Şunun için Hanefi mezhebki amel kılıyabilen deyse Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ve sünnetin aleyhisselamdan kılgen nakliye amel kılmaktan düşünmüşüz ki. Ebu Hanife ustazları arkali, sahabalar arkali, İbn-i Mesud Hazreti Ali'den iştihadı ki asaslarla halette kılgen nakliye amel kılmaktan düşünmüş ki. İmam Malik ki mesela Zeyd bin Sabit Razıallahu anh, Medine'de ufka haberi gibi aradı, bu herkese. Bana bu derslerinin yaşlı benimle bana siyah keyin topu buldu. Yani Hanefi mesela bugün hücumlar hakkında geldi, bu ne sebep oluyor? Bitti, işte fikir var. Normal tasdikler sebebiyle. Birinciden, sahabeler, selef-i salihler, ayet-i hadiste çekilen işe katkı duruyor. Lekin hayat, hayat. Onu kötüler. Yani yenge hadiseler, yenge vakiyeler, yenge hayat tarzı modelindeki iştihatke mecbur bu işte. Şunun için bazı bir selef-i salihler iştihatte dersle karanlıyor. Keyin iştihat kuruluşlarının ahli gayrı kettesi oluyor. O hali dastlabki fikr o'rgangan paytda ahli g'ayni qoralagan gapini ushlab turib
bir yol şu boyu ketken diyemeyiz. Çünkü bu kim özü ahliler bunu iştahat kıyamışlar. Lekin birinci kadem basken adam tanrı güçlüydü. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ayetli yaptı yok. Fikrini birinci bablayan, birinci tertibe sayan adamı ne geldi? Çünkü ilgar bugün. İlgar adam hazırım. 50 yıldan kendi hayatını görüp yaparken adam hazırım bizde aldığımızı tanrıya kalır. Ben mesela ne yaptı? Adi misal. Yusuf Kanzavi 70 yıl aldım, 60 yıl aldım. Video kamera suratlarına fatva verdi. Bu degen o hadisteki degen tasvir edilmez deydi. Degen de güde köp ulamalar karşı çıktı. Yok tasvir, surat degen yap, işle yaptı, mümkün mümkün deydi. Degen alımlarının özü 30 yıldanken kamerada aldı oturdu. Davul, fahim, davul bile hem oldu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin tanrı göçleşimi bir de sebebi o kişi ilgatlı kılıp iştihakta her adam aldı bazı yapıların kavramlarını basken. Bunda cüret gerekirdi, bunda ilmi asas gerekirdi. Bu kişi özgü işan verir, ilmiye fikri işanı kaydan basken. Lekin tanrı bu gün, ahli rayı kılıp bol yapsan diken. Lekin vakti ötüşüpüren hud şu işte başkaları hak diken. İkinci zamanevi hanefilerde boyan tanrı, o Türk halifeliğine karşı kötülülgen siyasi hareketinin neticesi. Türkiye halifeliği Maturidi Hanefi miydi? Şunların yana atlı kılıçı için kötülülgen hareket buldu kendisi. Bana bunları karıştırıp Ebu Hanif, Hanefilerini karıştırıp hiç kim hakkı yok. Asırlar aşağı, asırlar aşağı. Abbasiler davrından başlayıp ve şu Türk halifelerinin ahırı geçip hükümet Hanefi buldu. Hazır hem ben Muhammed Şahat var Kazakistan'da. O kişi Azhar ulamalardan müdür. O kişi bilen o kişi bizi derse girdiğinde ne soradı? Mısır'da, mezhep hakkında yapacaktı. Çünkü de o kişi ayetti. Arap alemi de dedi. Biz Mısır'dayım başka cahaya. Ki Mısır'da bir şeyhler yapardıklarına soradı. Mısır'da yapardıklarına. Adi, namaz, ibadet, muhakkazalar. Şafi'yle, Şafi'yi, Maliki'yle, Maliki'yi mezhebi amel kılar. Lekin kanunlar hemen Hanefi'yi belirledi. Devlet, şer'i kanunlar, onlar da mesela Mısır'da, Suriye'de yani başka yerlerde bir kaç kodeksler şer'iyetten alınmıyor. Aile kodeksi, ahval şahsiyeler, miras meseleleri şer'iyetten alınmıyor. Öşe kanunlardaki mezhep, Mısır'da yani başka yerlerde yani Hanefi. Lakin bu adli ameliyatta, mezhebin üç hep geliyor. Neye din? Çünkü hiç kaysi mezhep hükümette yani hükümranlık hükümetinin kolunda içtihat bilen Hanefi mezhepte kapışmadı. Başka mezhepler mesela Abbasiler hemen Hanefi fukahalar kazı oluyor bu sene mesela ne? Kepte devletlerinde. Mesela Temuriler devleti Hanefi buluyor. Kulun ulamaları. Türk halifeleri Hanefi buluyor. Öz özden Hanefi fukahalarının İçtihadı kengeyip gitti. Ve hazırlık günde hem Müslümanların 50%'den köpü Hanefi. Ondan kalanları hem hükümet kanunları Hanefi. Şimdi bana şu Bahtır şuna hayal edilmiş mümkün mü? Allah kuntum hayra ümmetini hücret dinine hızlıca. Sizler Müslüman ümmeti adamlar için çıkarken en yakşı ümmet sizlıca. En yakşı ümmette yerden köpü zararlattı bu nedir mi? Ana demek bu derslerinin negizcü de çukur. Biz ulamalarımız geri geçtiğimiz gerek. Bana da şu özümüzün aşağılıklarımızın demek ihtiramını cahil koyuşumuz lazım. Ulamalar ve tır tek izleyen adam şerlerine bak. Ular Allah'ın velileri, Ahmet bin Hanbel etkiler. Fukaha, muhaddis eğer veli bu mesela dünyada evliya yok dedi. Allah'ın velileri karşı demek ihtiyaç buluş lazım. Allah'a melemizin tavfikini yararız. Rahmet. Sağol verirseniz bana. 10 minütçe sağol cevap edin de. Beni vaktiyle ne oldu ya? Assalamu aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ın iyilerinizi odansın. O zaman cevap veremezsen buraya gir oğlum. Yakında, Flomaster'da
çap edilgan Hidoya asari muhammadiy asarlari shu Davud bobiga tegishli qismini o'qiganda ikkita savol tug'ilib qoldi. Birinchisi qiroat oldidagi imom agar xato qilsa luqma tashaganda luqma tashagan odamni namoz buziladi. Agar luqmani olsa imom namoz buziladi degan joyini o'qidim. Agar tushunmagan bo'lsa shunaqa joyini o'qidim. Namoz ichida ham işte joyini o'qidim. İkincisi qiroat qilayotganda sajda oyati ko'p bo'lsa sajdani bizda ko'pincha tarovatlarda rukuga to'g'ri. Shu narsa joizmi? Yoki o'sha sajda turib, agar o'zimiz uyda o'qiyotgan bo'lsak, sajda borib turib, keyin davom ettirishimiz kerak. Yoki biz ham rukuga to'g'ri ketsak bo'ladi. Xo'p, rahmat. Birinchi savolingiz hidoyani tarjih qilgan qovli mas'ul. Shunaqa gap bor. Masalan, orqada turgan odam imomga 3 oyat o'qigandan keyin luqma berishi makruh. Umumiy xulosa shu. Nimaga 3 oyat o'qigandan keyin rukuga ketish kerak, adashib qolsa. Kutmaslik kerak orqadan. Chunki 3 oyat kifoya. Agar kutib qolsa, kimdir luqma bersa, orqada namozda turib, luqma bersa, luqma bergani namozi buziladi. Olsa buni namozi buziladi degan gap jomiyning rumuzda kelgan. O'zi asli bu quvvatli fatvolarning ichida emas. Quvvatli gap ya'ni fatvo nima? Orqadagi odam bersa makruh 3 oyatdan keyin namozi buzilmaydi. Olsa buniki u ham karohati bor olsa, lekin namozi buzilmaydi. Namoz qachon buziladi? Namozdan tashqaridagi odam agar luqma bersa, uni olsa buziladi. O'sha masala ya'ni qisqaroq shu. Izohlanmagan ekan kitobda. Balki o'sha atrofida izohi bordir. Lekin masala shu. U masala bor, kuchsiz gap u. Mazhabi ichida ham unaqa quvvatli, ya'ni quvvatlanadigan gap emas. Ikkinchisi, ruku bilan sajda bir xil narsa. Alloh taolo ba'zi o'rinda varka'u ma'ar roki'in degan. Ruku qiluvchilar bilan birga ruku qiling. Shunda ham sajda ham bor. Sajda qiluvchilar bilan sajda qiling. Namoz o'quvchilar bilan namoz o'qing degan ma'nolar bor buni. Shuning uchun sajda oyati qiroatda kelib qolsa, rukuga to'g'rilasa, rukuga ketsa sajdani ado qilgan bo'ladi. O'zi zotan undan keyin sajdaga boradi. Boshqa amal aralashmaydi. Shuning uchun rukuga to'g'rilasini zarari yo'q. Sajda bilan bir xil bo'ladi. Yana shunday masala. Shu sajda oyati o'qilsa namozni ichida, lekin ruku ham qilmadi, sajda ham qilmadi. Nima qiladi? Namozni tugatgandan keyin alohida sajda qilib qo'yadimi desa, yo'q. Namozni ichidagi sajda oyatidagi sajda namozni ichida bo'lishi kerak. Tashqariga chiqib uni ado qilmaydi. O'shaning uchun ichkarida ado qilinadi. Shuning uchun rukuga to'g'rilasa, o'rniga ado bo'lgan bo'ladi. Ruku bilan sajda deyarli bir xil. Bir iltimosim bor edi. YouTube'da İbn Kesir'in tafsirlerinden ders başlayacağınızı 8 dakika var toxtab qolganingizda bizim uchun manfaatli bo'lardi agar shuni davom ettirsangiz. Ko'p ishi o'sha tafsir İbn Kesir'dan yoki ta'vilotdan qilish rejamiz bor edi, lekin 8 ta darsimiz tafsirga kirish edi u. Kirish muqaddima, tafsir usullari qanday bo'ladi? Qur'onni Qur'on tafsir qiladi, Qur'onni hadis tafsir qiladi, Qur'onni sahobalarni qavli ta'vil qiladi. Keyin isroiliyot haqida ularni 3 ga turga bo'lish, bular mavzu o'laroq muqaddima edi. Bir narsani nuqtaga keltirganimizdan keyin inshaalloh keyin bizdan ko'ra peshqadam bo'lgan Hasanxon qoriga o'xshagan ustozlar boshlagani uchun men orqaga chekinib turibman. Hozir asosan tafsir borasida Hasanxonning suhbatini eshitdinglar. Tafsir masalasida juda zamonamizga muvofiq, ya'ni uslubiy asosda xalqimizga tushunadigan tilda bo'lyapti. Men endi ta'vilotdan davom ettirmoqchi edim. Ta'vilot tarjimasi ham chiqdi mana hozir 30-juz 29-28-ni Imom Maturidiy markazida yoki Imom Buxoriy xalqaro markazida ulamolar qilishyapti. O'sha ba'zi odamlar chiqib Imom Maturidiyga, Imom Abu Hanifalarga tosh otganini bir yaxshi tomoni ham bor ekan, ya'ni ulamolar ularga qarshi raddiya berib kanzlar, ya'ni xazinalar yuzaga chiqyapti. Inshaalloh u tafsirni ham inshaalloh davom ettiramiz. Alloh xolos. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Mening savolim shu ustoz shogird odobi haqida edi.
Mesela ilim kılıkken, ki ilim kılıkçı kılıkken, pahalı ilimlerine nümerin kutu ayet vazgeçtiriyor. İlk kegen şu, ustazı ziyareti. Ustazı ziyareti kanakı buluş geliyor. Ziyaret kılıkken adam o da o kanakı buluş geliyor. Usta şairlik adabı hakkında İctimai Adamlar kitabında metafsir mahlumatlar var. Şeyh Hazreti Mansur Hocamlar da davet ederler. Ben bu yönde hem aslında ayetli bölgesi ki belki deyip sözünü getirip aradı. Asası ise Usta Şahinlik Dağı Dabı'daki birinci en itibar ilişkili bugün muhtar. Çünkü Usta Şahinlik'e mehir koyu alışı, Şahinlik Usta'sı işe mi alış gerek? Eğer şu rişte bulmasa ilim yüklüydü. İmam Tahanevi'nin Tahanevi'yle bir kişi hat yazdı. Bu kişi tesadüften hem Tahanevi bilgiyen terbiye kılıyordu. Bir kişi hat yazdı ki tahsil beni şeyhim ben önce yürüdüğümü şimdi şu bu kişiyi mesela kişiden kanaat tahsil kurmaya kaldım. Çünkü sizge varmak için ben cahil üçüsem deyip hat yazdı. Hat yazsa bunu alıp olup hat gece abi yazdırlar. Yaşı fakat ustazin şeyhinden izin ve sen hakkında icabi malumat abdesin ki yapacağınız dedi. O ustazge bu yaptı ayet almaydı. Ustazı ayetse bunge yaş malumat vermedi kalır. Çünkü o kişi haktan tanıyan da bakın bunu. İkinci adam hak yazdı tutar şu an tahsil sizce şu an üçüsen dese yaş gel olur yaklaşamaz dedi. Dip bir kere hakkını ayeti veriyeti özleri iki kere cevap iki kıldığını izah edilen kendi. Ne ki iki kıl cevap verdiyiz bir kıl sabah diye. Onu söyleyeyim şu an üçüsen onu söyleyeyim şu an üçüsen onu diye. Onu yam yalan olsa yam tercih yakılış verilmez mi diye dese. Ben onu hatırını okuyan dayıda kalbimde onunla nispeten mihir bulamadım. İkincisini okuyan peyitimde kalbimde mehir payda oldu. Gerdir ve etkenlerdi. Böyle koyuyorlar. İlim, faiz yokuşu için ustazdan şahitlikte mehir buluş gerek. Malum adını toplaştığı için usta şahit değilmez, o rişte nasıl? Rişte mehirle, temeccühle buluyor. Ustaz gehem lazım ki şefkat bile buluş gerek şahitlikte. Hoş mehirle. Şahitlikte lazım ki ustazını şefkatliyle mehirle sazamlar buluş gerek. Bunun için nülaklar özü bilet. Hem ustazın haleti halkı. Mesela İmam Şafii İmam Malikilerin ne istedikin? İmam Şafii Rahmetli Aleyhim Allah'ını görüyor. Bu kişiler dediler ki, ben Malik'in aldığı kitabını varak vergenine ihtiyat ederdim. Çünkü kitabını varakı şarak şarak basa şimdi azar halk bulmasın diye dedi. Adam. İmam Ebu Hanife Rahmetli Aleyhim dediler ki, ben Hammad'ın üyü tamamıyla bırakın, ben ayağımı uzatmayacağım ben diye. Ustaz Hammad'ın üyü ben kıbleye ayak uzatmayacağım dedi ki, ihtirama. Ben Hammad'ın üyüge ayak uzatmayacağım dedi ki. İmam Ebu Yusuf ekleyenler ki, bana namazım yok mu ya Ebu Hanife rahmetü aleyhine hakkıyla dua kılmasın dediler. Bana bu selef salihlerden geliyorken adam. Tafsiratlarını inşallah o şey, bu kitaplarda öğrenirsiniz gerek. Yine saval verişte her şey adamları ve ayaklı şey. Ustazdan ilim, ustazdan mesela bir ahli ilimden bir story yapıyoruz. Özüz avlanmayı zaman bozuyorsan, ondan fayda amaçlı bozuyuz, şeyhlik durumunu yiyecek. Talebelik çabanını kiyip kimse var veriş gerek. Alımın huzuru yetirgende hem, ondan fayda alamam diken adam, ben hemen arasında bulamam diye, karşıda tipi kötü, tahta kurma oturmaydı. Hiç nesil olmaz diken, bilmeyen diken diye oturuyoruz. Kelimesi savarlarını, adi savarlarından beri kuruyoruz. Ben beni ilimsiz diye boyunca ne var diken adam var ama, demeyesiz. Bu kibirde hamsın dedi. Ve öne ışığında ilimle istifade edildi. İnşallah. Yine saval var. Mikrofonu verin. Savalım şu ki, içe diyor, bilmez diyen, bilmeymen dişen ilimin yarmıdır. Bu şey ne diyor musun diye dişe? Alıp tıkma. Çünkü insan hemen eser biliyor değil mi? Öşe bilmiyemen deyiş özü ilimin yağmıydı. İlimin özü asasi kısmı takva. Bilmiyemen deyiş takva. Çünkü şu ilimin yağmı. Bilmiyemen deyişen ilimin yağmıydı. Bu şey ne diyor? Bu ne deyişe? Çünkü insan hala resmen bilmiyemdi bana. Öşe bilmiyemen deyiş özü ilimin yağmıydı. İlimin özü
asosiy qism taqvo. Bilmayman deyish taqvo. Shuning uchun ilmiyatmi? Ulamolar shuni izoh qilgan. Bilmayman, bilmagan narsani bilmayman deb aytdingizmi? U bilgan narsani bilmayman deyish emasmi? Masalan, biror bir savolni bersa, o'shani bilsa ham yo bilmayman deyish ilm deyarli emas. Balki taqvo yuzasidan ehtiyotkorlikdan bilmayman desa ilm deyarli. Nega desa ilm asli o'z taqvo. Va alaykum assalom. Ertalab bozor namozida imom namoz o'qiganda payg'ambar ibodatiga azobahu hatta lam shukolda payg'ambar ibodatiga o'qib shuni yozdim. O, mana shu qiroat masalasida endi o'z namozim besalar bo'lardi, endi yuqoriligimdan foydalanib javob beryapman. Qiroat masalasida ko'p savol tushadi. Qiroat siz zallatul qori deb biladi, ya'ni imomning yanglishuv qiroati. Bu masalada ulamolar o'rtasida qator alohida bahslar bor, boblar bor, kitoblar bor. Nasafiy kitoblar bo'lsin. Endi bu borada jamiyatlarga qarab, odamlarning saviyasiga qarab fatvolar turlicha bo'ladi. Men o'zim mana shu masalada mavzuda Hanafi mazhab ulamolarining so'zlarini, qarorlarini o'qiganimda xulosa shu bo'ladi ediki, biz bir bilganimiz. Bizni xalqimizga, bizni hozirgi holatimizga yengilroq deb olinadi. Masalan, qadimda fuqarolar xuddi shunday qiladi. Oldindan bob bilan zona almashtirib qo'ysa namoz bo'ladi degan bo'lsa, qalbi qoriy aytadiki, yo'q endi hozirlar desa, ko'p namoz ketib qoladi deydilar. Ajamlar uchun yengilroq fatvolar oladi. Shunda oxirgi xulosa shuki, qiroat durust bo'ladigan darajada to'g'ri qiroat bo'lgandan keyin undan keyingi xato e'tiborga olinmasa bo'ladi. Mana shu sifat. Lekin siz aytganga o'xshash holatlarda o'rnida to'g'rilab qo'yish kerak. Asli kim buyruqma berdi? Buyruqma bermasa endi jamoatga qaytadan namoz o'qish lozim topmasdan yengilroq yo'lni olsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir bu kishini masalasiga qoraqa juda tafsilotli chiroyli javob berdilar. Endi umumiy bunda ham usul bor. Xuddi fiqhda usul bor dedik, hadisda tafsirda usul bor dedik. Qiroat namozini qiroatida usul bor. Qaysi usulga ko'ra namoz buziladi desa, jahannamni jannat devorsa, jannatni jahannam devorsa. Masalan, yu'azzabu dedi yoki la yu'azzabu. Lom tushib qolsa ma'no buziladi. Aslan vaziyatga qarash ma'nosi bor. Masalan, desa, iloji yo'q, hayit o'qib odamlarni qayta yig'ib bo'lmaydi. Buni nima deyiladi? Mayli, ehtiyotdan namoz ketdi. Uni qaytadan anaqa qilib o'tirmaydi, yengilroq qaraydi. Lekin imom buni bildi, orqasidagi odam unga tushuntirdi, jamoatga qaytadan o'qib qo'yinglar desa zarari yo'q. Chunki nafini, ya'ni azoblanmaydi degan narsani azoblanadi deb o'ryapti-da. Namoz ma'no jihatidan 100 360 gradus teskari bo'lib ketyapti. O'sha usul bo'yicha, xato bo'yicha buziladi. Lekin iloji boricha xalqqa fitna bo'lmaydigan masalani olish kerak. O'sha masalani ko'tarsangiz, imomligi o'zi shunda ham imomlar bechoralarga toshlama yo'q tashlashdi imomlarni. Lekin imomni himoya qilish kerak masalalarda etqizadida. Biz latindan bo'lib qildi. O'sha kichikroq jamoat, masalan, jamoat o'sha vaqtda istoq qilsa qil. Qilmadimi? Qilolmagandan keyin o'zi boshqa o'qib o'qib oladi. Bir ikkitasiga aytsanglar, lekin shunaqa o'sha kunlik namoz bo'lmadi demaydi. Chunki qaysidir fatvoga ko'ra namozini shusi bo'ladi. Oldindan ba'zi masalalar bor. Oldindan amal qiling dedi. Lekin keyin unga amal qilsa bo'ladi, muammo kattaygandan keyin. Ya'ni bu o'sha mazhablarni ko'pligi, ijtihodlarning ko'pligi, kengligi bor-ku, o'shandan foydalanish. Bu rasmiy muftiy qoidasiga ko'ra bo'ladi. Endi inshaalloh uni tafsilotini keyingidan boshlaymiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Mana savolim qasr namozi savoli bo'yicha edi. Aql manbarida, ya'ni 88 90 o'shani qaysi birini olishi so'ramoqchi. O'zi kitobda bor shular.
Bu manbalar o'sha musofirlarni o'zi kilometr oxirgi ishtihotda bu masofa. O'zi 3 kunlik yo'l. 3 kunlik yo'lni turi bor. Piyoda tekis yo'ldan yurish bor, dengiz yo'lidan yurish bor va tog'lik yo'ldan yurish bor. Tog'lik yo'lda sal sekinroq yuradi, tekis yo'lda uzoqroq boradi, kemada yana o'rtacharoq bo'ladi misol uchun. O'shandan hisobidan olingan. Endi hozirgi kunda 80 dan uzog'ini olaman masalan men o'zim. 81 dan uyog'i musofirchilik. 81 dan past bo'lsa, 70-75 atrofi bo'lsa musofir emas. Keyin bunda shahardan chiqqanda hisoblanadi. Masofani, ya'ni uzoq yaqinligi. Uydan emas, chunki shaharda masalan, shaharning ichida yuraversangiz musofir bo'lmaydi. Ba'zi shaharlar bor 100 km o'zi, shaharning ichi. Mesela kışlağına üyler tüyüyen deken kışlağı tüyüyedik sattılar. Yani kışlağı karşı ortada bir borçluk var dedik o halde. Boşu borçluk borçluk tüyüyedik. Üyden sattığımız, mesela Aktaş'a varıp düşeriz, onların nereye varıp düşeriz, varıp düşeriz yani cahaya sattılarız. Haydi dedik ortaçı 96 kilometre misal için. 96 kilometre de aldıyız. Şehir eğer, şehir 96'ın içi de olsa, şehirden çıkış bile musafir olasın. Lakin şehir damla etkilerdeki özü mesela ihramlı uçak 110 kilometrelik masafet olsa siz şehirin bu tamamı bu tamamı vilayetle çıkıyapsız siz basıp ötüyüz 110 kilometre. Lakin şehir her türlü yani yok. Musafir olabiliriz. Lakin kastiz onu uyağıda ki sefer masafasından uzağıda. Şehirden bir kadar çıkış bile musafir olasın. Lekin sefer şehrin içinde musafir bulabiliriz. Gerçi 100 km kadar basit bir yol basken bu ise. Lekin hesaplaştı, üyden hesaplayabiliriz. Üyden nereye hesaplayabiliriz? Mesela şehirden çıkken de ayrıca o hangi alan? Taşkent'e çıkırla 100 km'de, yani 110 km'de caylaşken o hangi alandan bir cahayın kastırıp çıktınız. Şehir, Taşkent rahatlar çıkış bile musafir bulabiliriz. Bir adam musafir buluruz. Şehir koltuk içindeliği alak mı? Yok. Ben, şunu yapsın mı? Şehir kaç tane koltuğuna katıyım nezler? 100'den. Ay değil, şehir 100 kilometrelik şehir. Yok, biz arkadaki eşit değil. Şehir 100 kilometrelik şehir, musafir. Yani bu çekersinden bu tamamı yoruna çıktıyız. Kastiz, şehirden taşkarı dediğin Joy. Ay değil, 105 kilometrede yetip varız. Siz 100 kilometre mukumluk duruz, bana 5 kilometreye musafir olasın. Çıkarım. Şehirden çıkmasa musafir bu muydu? Şehirden çıkmasa musafir bu muyuz? Lekin siz, bana bu cahaya hesaplaşış yapmaz. 100 kilometreden keyin, uyağa, mesela yine 150 kilometre, 96 kilometre hesaplaşıp oturmayız. Meğerden, 100'den mesafeden hesaplaşırsınız. 100'den kök mü, 96'dan kök mü, oldu. Lekin şehirden çıkmasız, şehir ayetleri 150 kilometre şehir değil mi Musa Hoca? Musafir olabiliriz. Lakin 1 kilometre çıktıyız, bu da musafir olabiliriz. Yani arkada ayarlarım sual verir diye bir şey yaptı. Sual bir şey yaptı. Ha. Mikrofon üzerine koyduk. Alt tarafta sual verir yani. Girdi bor, namazda girdi bor kişi. Değilik, tahaccüd, işrak namazı, zuhur namazı, bir koyan kişi. Malum sebeplerle göre okuyu oradan kalsın, kaza kılıp okuydu mu? O'zi asli nafil ibodatlarga kirishsa, uni ado qilish vojib bo'ladi. Kirishsa, masalan, ro'zani tutdi dushanba kuni, soat 11 da ochib yubordi, mehmon kelib qoldi, yana nimadir bo'ldi, ochib yubordi. Kirishganligi uchun vojib bo'lib qoladi, uni qazosini o'qish vojib. Lekin bir odam tahajjudda o'ziga vazifa qilib oldi. Vazifa qilib oldi-yu, hali kirishmagan. Uxlab qoldi, o'qiy olmadi. Nima qiladi? Qazosini o'qib qo'yish unga sunnat. Vojib emas. O'qisa yaxshi, chunki bir virt,
davomiy bo'lishligi uchun uni o'rtada uzilishligi bo'lmasligi afzal. O'sha ma'noda qazosini o'qisa afzal bo'ladi, lekin unga vojib deya olmaydi hech kim, chunki vojib deyishlik uchun dalil lozim bo'ladi. Vojib qachon bo'ladi? Nafliga kirishgan paytida vojib bo'ladi. Oxiriga yetkaza olmasa uni qazosini o'qib qo'yadi. Endi yo'q, tegizish quloqni, ya'ni yumshog'iga barmog'ini tekkizishlik Hanafi mazhabimizni o'zida ham yo'q, ikkita yo'q, uchta kitobga kelgan. Qolgan barcha kitoblarimiz, masalan bittasi Muxtasarda kelgan. Xida amanki nima edi? Shahmata uznay. Ma'san bi ibhamayhi shahmatay uznayhi kelgan. Muxtasarda. İbham bu baş barmağı. Bunu kulakka tegizişlik, massen degeni tegizişlik degeni. Raddül Muhtar'da ayetedi ki, massen degeni hizaandan kinaye deydi. Bizi Hanefilerde Raddül Muhtar'ın şu anaka muhtasarlarını, yani tafsilatı, aslı nime manada kegendiyse, o şey kol kulak beraberde buluşligini tamilleydiyen amil bu. Oşan üçün onu sünnet diyemeyimiz, ne deyimiz? Sünnetini ada kılıçtaki yordamçı kuş bu. Oşan üçün müstahap deydi bazılar, bu mesela ne deydi onu? Sünnet demeydi hiç kim. Kol, kulak beraber de buluşunu katten bilemiz. Kolumuz şu var, yani yumuşakta tekken de bilinedi, sezilerdi. Bunu yani kop, yani faydaları var. Arkada durgan adam, kulağı eşitmese. Kolizni kulak barabarıge kutlayızını kurup namazını kurup. Eğer kulağı eşitmese Allah dese yelke barabar kutarsa kurmaya kalırdı. Çünkü okşagen akıllı delillerden kilitirgen tafsilatı yani var. Demek ki bana kulakı tegizleşti makro bid'at deyiş bir yengel takıya. O bid'at degen gel. Yok çünkü bid'at deydikalle var. Yok bana sünnette deydi. Biz zaten ayetemiz. Ha, onu hiç kim sünnet demeydi. Lekin sünnet ne? Çünkü okşagen namazının içindeki bazı zikirler eğer bizim farz ibadetlerimizde adet bu megen bose demek o nafillerde caiz degen mana kep çıkardı. Nafil ibadetlerde var. Bazı, mesela Rabb... Onu oluyor siz ikinci sünnet kılın. Bir de psikolojiye var. Hani Rafa'yı alayın kılışan kılmasını kan sünnet. He? Evet, gene sen sünnet ekle. Amin-i Cahri Mahfiz'i gene sen sünnet kılın. Gene sen mahfiz'i. Siz niye aynen bizde yokun derleyiniz? Niye? Bu sünnet mes, bu ise bid'at olsa siz sünnet aleyken olsa gel buluşun mümkünmez. Lekin bu ham sünnet. İlk de sünnetten adamlar kılmayken, kılmayken terleştir mi? Maksat buluşun mümkün. Sağ ol. Namazda kaç şey, bizden uzun bu dünyada ne kadar çok şey var için çünkü yanmıyor. Üyelik olsun. Ha. Şu an dişi var. Lekin böyle bir tek. İkinci mesele var. Bir yolda ikinci mesele var. Öyle şey ameliyat şu üçün bir yolda. İki de caiz, caiz işler, işte afsaviyet tersinden telleş buladı. Namaz amellerini tartıya sarış buladı. Bu yerde içtihat zarur. Yani bazı bir ameller buluşu mümkün, mansubuya buluşu mümkün. Mansubuya amelde siz sünnetli böyle buyurduya buluşu mümkün. O şey, başka sünnetli amel kılaman diyen adam hem, delilge akli yetedigen derecede ilimge de buluş gerek. Bir de hadis gördük, iki de hadis gördük, hakikat oluyor. Bu nasıl bir ittifakla ayrılmasın. Başkaça buluşu intilmesin gerek. Sünnet mi? Bol, sünnetli amel kılamayın mı? Mezarlıkta gözetilirken, kitapta ekleyen sünnetler olarken bu savaplı başka cahiden kesip olur. Öşü yarışmalı. Ama şu kitabı içerikten savaştırmalı da gelmiş.
Bir adam. Thank you.